Lan müzik nerede? Selam chat. Merhaba chat. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Chat fena akıyor. Chat neden orada? Chat aşağı in. Alo. Aynen öyle. Gamer Tulumba. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Bugün aynen SMP'ye başlayacağız. Kendi agalarımızla beraber güzel güzel takılacağız. Üzerine de bu böyle bir yayın serisi gibi bir şey olabilir. İleride böyle ne bileyim belki sizle paylaştığımız bir harita olur. Çünkü baya bir data pay'in olduğu manyak bir şey geliyor. Mr. Mert 10 lira donate demiş. Teşekkür ederim Mr. Mert. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Şimdi server bize özel olacak. Bazı üyeleri de araya katmayı düşünüyorum. Üye olanları da katmayı düşünüyorum. Bir süredir tanıdığım, gördüğüm üyeleri de bu SMP'yi alacağım. Bu arada beni böyle bir yere gömmüşler. Ne yaptıkları hakkında fikrim yok. Arada da lav akıyor. Neyse böyle bir şeyler. Mr. Mert 100 bit atmış ama yanlış platformdan atmış. Aga be. Onun dışında hızlı bir şekilde İbrahim Ethem Yılmaz aramıza katılmış. Hoş gelmiş. Teşekkür ederim. Hadi bakalım. Onun dışında da ekstra olarak yeni tişört çekilişleri gelecek. Arkadaşlar tişörtler basılıyor. Eski çekiliş de biliyorsunuz. Onlarla beraber toplu basılacak. Domates kafalar da geliyor bir yandan. Onlar da hazır. Onun dışında Adalat tişörtleri de hazır. Bir de başka bir tasarım yapıldı. O da gelecek. Minecraft Premium çekilişi de yapacağım Aralık ayında. Şimdiden katılabilirsiniz. Üyeler arası olacak bu şekilde. Üye olarak katılabilirsiniz Premium Minecraft Premium çekilişine. Furkan Üzüm hoş geldin. Teşekkür ederim. Son bir ayarlamayı yapacağım sadece. Bir de aşağıdan beğenin falan diyormuşum yayını. Çünkü yayınlar da beğeni diyor, böyle garip bir şeyi var. Hızlı bir ayar çekeceğim yayına. Çünkü YouTube'un ayarlamaları falan filan, yayından önce bazı şeyleri yapamıyorsunuz. En azından benim platform açtığım kısımdan olmuyor. Bu kadar. Evet, bugün okula gittim. Okul yokmuş. Öyle şeyler oluyor bana ya. Öyle garip olaylardan bazıları. Oo chat çok hızlı akıyorsunuz ama ben size yetişemiyorum. Bir de bu ceket de çok güzel ya. En sevdiğim ceketim. Böyle sıcak olsa da soğuk olsa da her türlü giysim geliyor. O zaman şimdi. Tamam. Tamam. SMP'ye başlayacağız şimdi de sıfırdan olduğu kadarıyla. Arkadaşlar 31 spam yapmayın ya. 31 spam yaptığınız sürece biliyorsunuz ki ben bunu üyeler özel ekrana alacağım ve ondan sonra da şey olacak. Bilerek 31 spamı yapıyor bazı kişiler resmen. Aldım abi. Afiyet bal şeker olsun. Muhammed 37. ayında ama Twitch'te abi, oğlum Twitch'ten olmayın. Alo. İlginç adamlar. Neyse hadi bakalım. Olduğu kadarıyla. Subchat. Aynen subchat alındı. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Merhaba. Bak. Başka. Oğlum senin alman gerekmiyor mu bunu? Hayır. Yarısın. Oğlum yarıya bölemiyoruz bunu. Dur bir tane daha bulayım da ona ya, bak burada kalsın. Var. Burada var. Hayır oraya gitme Doğukan. Hayır bir şey olmaz. Al. Aferin. Meriç sana da. Ama bu benden bunda kalıyor ben arkadaşlar. Mavi. Ben mavi alacağım abi. Mavi mi alacaksın? Evet. O mavi papatya olmuyor ama sen bilirsin. Meriç. Nereye gidiyoruz of. Şimdi? Ne istiyorsunuz? Bu arada normal bir SMP değil chat. Yani çok daha farklı olacak, onu da söyleyeyim. Şu an normal bir şekilde data pack kurduk. Data pack oyun içerisinde olan şeyleri alıyor ve üzerine eklenti koyuyor böyle. Bir mod paketi değil ama en azından modluymuş gibi. Etrafta ilginç volkanik yerler de var. Onun dışında işte ne bileyim, bakır golem de yapabileceğiz vesaire bir sürü şey var. Şimdi Victorikon abim gel abi. Benim. Ya biz bir şey, ilk önce normal ilk geceyi alabilecek. İlk gece abi. Hayır, ilk gece ilk gün atlatabilecek malzemeler falan yapalım. Benden bağımsız takılın abi, istediğiniz gibi. Okan Uzan, Metehan Olgun hoş geldiniz. Teşekkür ederim abi. Da. Bu arada bir şey söyleyeyim. Çek sen gelmeden önce de. Emin olamadım. Ama bu arada yayın yanmak çok garip hissettiriyor. Siz de yayında olmaktan garip hissediyor musunuz uzun zamandan sonra? Yok. Ben gelmem olarak yok, gelmiyoruz ki yayınlara zaten. Merit zaten adam kotası var galiba. 2 gün gözüküyor, 5 ay yok. Diyor moralim bozuk diyor, gel diyoruz, gelmiyor falan. Victorikon abim zaten garip. Utku zaten o da ne bileyim. İçim yoktu ya, çok fenaydı. Abi İnterneti falan patlamış, internet sağlayıcı böyle bildiğim bir şeyin mi ne varmış, o patlamış, hizmet sağlayamamışlar.
Öyle sıkıntılı şeyler genellikle. Derap dap derap dap. İnsanlar Discord'dan arkadaşlık isteği atıyor derken kötü hissediyorum. Havalısın Mr. Mert. Bit ata ata fame oldun ha. Ünlendin galiba. Ethan Domsky hoş geldin, teşekkür ederim. Hmm, Utku'ya Kozin selamı var der misin? Bir bildiğim var demiş. Kozin'in selamı var Utku. Acaba ne boklar? Vito burada mı yaşayacaksın? Evet, ilk gün evim hazır. Gerçek, gerçek bir 7-3 beta evi bu arada. Oğlum bizim evet. Ev çok daha kötüydü. Bizim ev şeydi böyle, yarı taş, yarı toprak. Toprak ne elimize ne geçerse onları koyuyorduk. Batu, 3. ayında hoş geldin. Teşekkür ederim. O çok lanet bir şey. Çünkü evi kırmak istesen alet yapman gerek onda yani. Nasıl yani? Taş falan koyuyorsun, elinle şey yapamıyorsun yani. Alet falan yapıyorsun, ne kadar zor bir şey ya. Bayağı sıkıntılıymış. Çok garip geliyor lan bu arada cidden yayın yapmak. Ben kaç gündür yayın yapmıyorum? Twitch'te ben 17 gündür falan yayın yapmıyorum. Her gün yayın yapan bir adamın 17 gün boyunca yayın yapmadığını düşün. Üzerine yani vizeler falan filan geldi. Vay 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 yani. Huh. Onun dışında evet bugün veya şu sıralar bir etkinlik olacak. Bugün başka bir etkinlik olacak da aynı sunucuda yine bir etkinlik olacak. Biliyorsunuz Elmas üyelerin katılabildiği bir tane Minecraft sunucumuz var. O Minecraft sunucusunda bir etkinlik olacak. Anarşi etkinliği olacak chat. Bu bugün değil. O sunucuda evleri oylama yapacağız bugün. Eğer olursa belli bir sıkıntılar falan çıkıyordu en son. Sıkıntı olmazsa yapıyoruz. Evleri oyluyoruz. Ondan sonra da cuma günü anarşi sunucusuna çevireceğiz. Ve yaptığımız bütün üyelerin yaptığı evleri kırabileceğiniz bir etkinlik düzenleyeceğiz. Hani bugün oylarız evleri, sonraki günlerde patır kütür patlatırız. Hepsini siz de patlatabileceksiniz bu arada. 2B2T'yi özlediğinizi de biliyorum. 2B2T'yi özlediğiniz için de böyle hani tatlı olur. Değil mi? Daha güzel olmaz mı? Öyle üyeler arası bir etkinlik. Bütün üyeler başka üyelerin evlerini patlatabilecek. En güzel malikaneleri falan bile patlatabileceksiniz. Ben de size TNT falan filan ekstra vereceğim. Kafayı yemelik bir etkinlik yani. Hileler de serbest kanka. Öyle bir şey yani. Bildiğin hile korumalarını kapatacağız. Ultra hile açmadığın sürece yani insanların da zevkini boz. Yani zevkini boz milletin. Hile serbest olacak da şey yapma. Hani böyle ultra multra hack açıp da herkesi milisaniyede öldürüp de tekrar bunu tekrarlayıp ne bileyim Betrebe sokar gibi hareketler yapma. Güzel olacak bir anarşi etkinliği. Üye olarak katılabilirsiniz falan filan. Onun dışında Victorikon abi hızlı gidiyor be. Hızlı gidiyor be. Kurulmuş bile. Peki siz neredesiniz arkadaşlar? Abi ben şimdi bir yerdeyim. Ben taş kazıyordum. Ha sen maden güye yerdesin. Tamam ben de geliyorum. Abi gündeyim bizim... Ben mi? Ben madene girmedim ki. Yok şey Utku dedi. Utku'nun yanına geldi. Tamam. Valla ben odun kasıyorum. İlk gece zaten basit geçecek. Yemek falan lazım. Bir köy falan bulsaydık ya. Daha mantıklı. Zombi salgının serisinde kullandığın shader pack neydi? Abi şöyle shaderlarımın hepsini göstereyim. Sales Renewed olması lazım. Bu olması lazım. Zombi salgını pack'indeki. Onun dışında RT'nin kedisi aramıza katılmış, hoş gelmiş, teşekkür ederim. CSGO evi aramıza katılmış, Aziz Version 5 aramıza katılmış, Ethan Donsky aramıza katılmıştı. Teşekkür ederim. Tamam, ben bu arada yürüyemiyorum. Nasıl yapacağız? Bir tane çakmak olaydı iyiydi. Hemen ekmek yakar yardım bunları da. Öyle bir opsiyonumuz yok. Şimdi taşım var mı? Taşım da yok. Tamam şuradan hızlı bir şekilde taş alayım. Ondan sonra kendimize fırın yapalım. En azından 3-5 yemeğimiz olsun. Daha buralar dutluklu diyeceğimiz bir seriye giriyoruz arkadaşlar. Umarım öyle olur ya. 2 gün sonra Meriç'in kotası dolup da 7 ay sonra gözükmeye falan çalışmazsa ya da Victorico'nun kotası falan biterse bitmezse bilmiyorum. Bidor Demo abone ol aramıza katılmış. Alex 357 aramıza katılmış. Usar Kılıç aramıza katılmış. Andaç Elmas olarak aramıza katılmış. Çok teşekkür ederim. Elmas farklı. Onun dışında Arda Kay 11 lira donate demiş.
Yani 1 dolar donate demiş. Bay Egel 20 dolar donate demiş. Abi yeni geldim. Zahmet olmazsa konu nedir? Agalarla SMP'ye başladık. Üyelerden de bazı kişileri alacağız abi. Herkesi almayacağız bu arada. Çekiliş gibi böyle bir şey olur. Bir üyeler arasında çark döndürürüz abi. O yayın mesela üye olan kişilerden. Çok mantıklı lan. O tamam lan. Bu yayında üye olan kişilerden birinden gözüm kapalı şeyde seçeceğim. Üyeler kısmını açacağım size. Oradan birini seçeceğim. Mantıklı. Bir kişi gelsin. Umarım ağzımıza sıçmaz ya. Böyle gelip de evlerimizi falan yakmaz diye düşünüyorum. Berke Selvi. Hoş geldin. Gacha Mia Dumiş. Hoş geldin. Onun dışında Kodogi. Daki aslında da Dogi oldu. Onları da unutmuş. Hoş geldin kanka. O zaman biz fırın yapacaktık. En son fırınımızı yapalım. Şuraya koyalım. Bu arada koordinatları vereyim ben. -362, -166. Böyle gözükmüyor lan. Neyse ya, kafanız -300'e, -160'a geleceksiniz. Onu da herhalde aklınıza tutarsınız. Çünkü yani keşfedilecek çok yer var. GamePro hoş geldin, teşekkür ederim. Onun dışında Ardakay 1 dolar falan diyorsun, üzülüyorum demiş. 55 lira donate demiş. Ama Ardakay özellikle mi atıyorsun? 54.99 kuruş. Hani böyle havalı gözükmesi için mi? Neden bu? Teşekkür ederim. 54 kaç oluyor? 55 de sen 5 dolar mı attın şimdi? 4 küsür dolar attın. Tamam, iyi para ya. Yani şimdi daha fazla değerlense falan. Bu arada bir ara dolar 2 mi ne olmuştu? O zaman hızlı bir şekilde artmaya başlamıştı. Ben o zaman yeni yayınları açmaya başladığımı hatırlıyorum. Ve o sırada ilk takipçim lira üzerinden bağış atılmıyordu. Dolar üzerinden bağış atılıyordu. Bu kişi de Mücahit bu arada. Bir dolar atmıştı ki demişti ki dolar 40 olunca kullanırsın, çekersin parayı demişti. Ben de he demiştim, kesin olur. İleri görüştü bir adam. Ne kadar ileri görüştü bir adam. Dolar oldu 11 gidiyor. 40 olmaya gidiyor. Mücahit'e... yok, o taş olarak orada kanka. Ulan ne kadar vizyonsuz herifin tekisin. Taş işte. Manyak. Bu arada saman balyası falan da var. Havalı bir yer burası. Güzelmiş ha. Yeah boy. Bu arada bu seri YouTube'a falan gelmeyecek. Belki YouTube'un tekrarı olarak kalabilir. Hiç fikrim yok. Tatlı ve chill takılacağız. Burada kalsın buranın. Arazi Manyak adam, arazi güzelmiş. Tamam lan kır. Neyse biz insanoğlu değil miyiz? İnsanoğlu değil misin? Koy bir tane, vur. Doğa, yak ağaçları. Yak yak yak. Yak yak yak. Aga be yak. Aa, burada birazcık daha bak, yok edebileceğimiz alan var, arazi var. Koş. İnsanoğlu durur mu? Yapıştırmış kazmayı. O hayvan falan da öleceğiz. Bekle müs gibi. TBT. Abi dolar yakında 100 lira demiş ya. Bok, o kadar da olmasın bir zahmet. Hadi teşekkür ederim. Yasir Hüseyin hoş geldin aramıza, teşekkür ederim. Bu arada bir çakmamız olsaydı çok güzel olabilirdi. Tamam. Çakman var mı senin? Yok. O zaman sana bir çakmak lazım. Aa, hayır canım az. Niye canım? Benim ne canım az? Allah Allah. Baltayla vurduğum için olabilir mi? Bir dakika, yemek var dur gel buraya. İlk gece evimizi yapalım. Durum ilk gece evimizi sana... yapacağız oğlum, manyak. Odun atayım mı? Odun var bende. Odun var. Sıcak tatlı evine hoş geldin kanka. Gel. Şurayı da alayım da şöyle. Mis gibi bir ev. Baya gel. Abi Secret Neighbor ve Android... Adam, neden konuşamıyorum? Unturned agalarla iyi olur. Ben bir aralar Unturned rehberi çekiyordum, onu hatırlıyor musunuz? Unturned'de nasıl ilk gece hayatta kalınır? Unturned'de ev nasıl yapılır? Çalınan kanalımda onlar vardı. Birkaç kişi de diyordu ki şarkının sesini fazla koymuşsun be bilmem nenin evladı falan diye böyle sallıyordu. Ben de diyordum ki arkadaşlar ben size rehber yapıyorum, neden bana sövüyorsunuz falan. Saçma saçma şey insanlarla uğraşıyordum. Tahir Ucal hoş geldin. Ben senin evinden şu an yararlanacağım abi. Arka tarafına ev yapacağım. Hani oğlum bizim evimiz zaten. Bizim evimiz. Öyle mi? Ben bulamadım. Evimiz bizim.
-480 abi. -480. Aradaki telden super chat atarken miktar ayarlanmıyor. 22.99 yine. Kodaki. Evet, Kodaki de büyük ihtimal Bobil'den atıyor. O da 99 böyle. Furkan Sevindi hoş geldin. Fatih İlhan hoş geldin. Teşekkür ederim. Lan bize yok yatak ha. Bize yok. Gel gel gel. Abi. Oğlum gelsene. Köşeye koyalım diyordum. Kütahya'da mısın? Olamaz Kütahya, çok soğuk. Bu gece hayatta kalmamız için tek bir şey yapmamız lazım Meriç. Hayır, hayır. Tek bir şey yapmamız lazım. Hırr, çok ben soğuk. Bilmiyorum ev neden küçük. Gel Meriç gel. Atla, atla. Evet, şaka yapıyorum lan sapık herif. Ya koyu koyuna yatacağız, birbirimize sarılacağız. Kucaklayacağız ki birbirimizi ısınalım. Çünkü sıtma geçirebilir... Sıtma doğru kelimeydi değil mi? Sıtma geçirebilirsin. Ve soğuktan ölmeni istemem. Yöntem ben. Teşekkür ederim Demir Yelik için. Gar denen bir adam 10 lira donate demiş. Teşekkür ederim. Solucan adam. Şimdi. Burada neden hiçbir şey yok? Varmış. Şuraya da koysak biraz odun olur gibi. Tam ya bir dakika bir terslik var bunda. -480 Ya abi inanırsan her şey mümkündür dememişler mi? Öyle demişler. Ah be. Mami Oynar aramıza katılmış. Hoş gelmiş. Teşekkür ederim. Onun dışında şöyle bir şey söyleyeyim chat size. Tekrardan söylüyorum. Bu etki böyle bir şey yapacağız. Bu SMP yayınlarda oynayacağız. SMP'ye eleman da lazım. Bu elemanlardan biri bu Meriç B abimiz olabilir. Siz de olabilirsiniz. Çok umutlanmayın ama sadece bir kişiyi alacağız ki ne bileyim evimizi kundaklayacak falan filan insanlar da gelebilir. Evet. Yani üye olup da kundaklamak istiyorsanız belki gelebilirsiniz. Her yayında bir kişiyi yanımıza alacağız üyelerden. Kodaki teşekkür kendi ederim. Bir kundaklama ismi. Bu arada birimiz uyursak şey oluyor mu tamamen? Herkes böyle ya. Yatıyor mu? Öyle bir plugin falan bir şey ekledik mi acaba? Yok. Aga be. Tamam. Bu işte. Olur böyle şeyler ya. O zaman bir dakika. Bakır golem yapalım. Oğlum ilk gün abi, eve gelecek misin? Isınalım beraber ol. Bizim evimiz. Dur, hadi bakalım. Ben bunu buldum. Oha bu arada onu... Ortalama nasıl buldun lan? Bu daha zor lan bunu bulmak. Ha biz doğru biz data pack'le oynuyorduk. Ercan Aktaş, Arimez Edit hoş geldin. Teşekkür ederim. Şimdi o zaman bunlar yeterli ya. Yemeğiniz var değil mi? Yok. Yemek sen istemişsin. Aa, vergi olarak şöyle vereyim abi. Gir altı. O zaman i̇şte bir mağara işte adamı da var tamam. Burada. Hadi. Onda. Gidelim. Aha. Biz şimdi böyle bir keşif yapalım, belli bir yere gidelim, evi kuracağımız mekanı buluruz herhalde zaten. Ya böyle gördüğümüzü aynen anlarız orayı. Çünkü şu an ne bileyim dümdüz yerler, öyle aman aman ilginç yerler durmuyor. Halil Akılın, hoş geldin Halil, teşekkür ederim. Hem de ikinci ayında be. Solda chest var mıdır? Vardır. Ama daha iyilerini bulacak mısınız gibi bir hissiyat var bende ama hadi yine de gidelim ya. Arada size baltalayayım birkaç tane hayvan da sonra ne yiyeceğiz yani değil mi? Ayça G hoş geldin teşekkür ederim. Ta tap tap tarap. Az önce zaten Utku'nun yemeklerine karıştım adam ocağını kaldırdı gitti o anda. Onu boş ver çiğ çiğ yer o adam ya mağara adamı değil mi? Ya, eve geldim ben de yumruk açarak evden çıkardım. Onun metabolizması farklı çalışıyor zaten. Tamam şimdi bir su adaptasyonu kendime bir tane sana. Ooo güzel. Pa pa pa. Oğlum biz neden eksiliyoruz? İki adım atıyoruz adam... Arkada adam kalmıyor. Bu her seride bir yerde oluyor ya da ben mi aşırı hızlı koşuyorum ya her seride? Hiç yani... fikrim yok böyle yok oluyorsunuz birden. Ya hızlı değilsin. Çünkü ben doğru düzgün siz yavaşsınız. Olarak... Oğlum hayır, düz yürüyorsun işte. Yatomen 6. ayında. Sen 6. ayında iyisin iyisin. Teşekkür ederim. Yatomen de her yerden takip ediyor işte. Böyle bir takipçi. Peki burası neresi? Aa burayı yağmalamışlar zamanında. İlginç. Ama bize böyle bayağı büyük sığınak tarzı bir şey lazım ya. Ben ona şu ben an yükseliyorum. Ben takip etmeye çalışıyorum. Niye saklanalım abi? Portalı buldum en son. O creeper var. Aa, o portalın ilerisine gideceksin. Baktığı tarafa doğru. Meriç sen ne yapıyorsun?
Sakin ol. Savaşmaya çalışıyorum da. Bu arada bir fırın buldum, bu maden fırını. Aynen, maden fırınıymış bu. Ömer Topçu, Emre Tahla Güner, hoş geldiniz. Ege Ertekin 3. ayında hoş geldin, teşekkür ederim. O zaman hadi bakalım. Sadece yetemen değil, ben de takip ediyorum demiş. Ulan lav gibi geldi bir an. Hoş geldin, teşekkür ederim. Emre Aksoy, hoş geldin. Ulan üyeler akıyor maşallah. Bu arada ah gel dur, bakır golem yapacağız. Şuraya gel. Aynen. Bakır var. Aa evet, ben az önce birkaç tane topladım zaten. Abi bir dakika, maden fırınımız da var. Direkt buraya koy her şeyi. Bunlar tak 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 eritsin hızlı bir şekilde. Aynen. Aziz Virgin 5 2 CHF yollamış. CHF ne oğlum? Abi ayılar hakkında ne düşünüyorsun? Vittorio iyi insan. Vittorio iyi insan. Bilmiyorum. Lixinia eksik kalmayalım, bir yıl olacak demiş 11. ayında. Teşekkür ederim abi. Yuma Demir olarak aramıza gitmiş. Hoş geldin. Ya bir iyi bir dost, iyi bir arkadaş. Ben bir sıkıntısını görmedim. Arada bir triplere giriyoruz kendi aramızda ama o da olacak herhalde. Olur böyle şeyler. Bu arada CHF ne oğlum ya? CHF kaç TL? CHF İsviçre frengiymiş lan. İsviçre frengi attı adam. İki bu arada iki İsviçre frengi 24 lira ediyor lan. İki İsviçre frengi iyi para ediyormuş. Bir tanesi 12 lira. Dolarla aynı şey. Yani adam dolar atmış gibi bir şey. Evet, evet. Teşekkür evet, ederim. Tamam, çok sağ ol. Çok sağ ol. Ben cellat fan grup falan sandım. Oğlum ben de CHP gibi gördüm ben böyle. CHP 2 yazıyordu. 2 CHP yollamış gibi dedim, ne alaka lan. Şimdi biz buradan gidelim, devam edelim de. Abi dur, bakır golem yapacaktık. Yanan bir yer buldum. Dur bakır golemleri yapalım ondan sonra. Oğlum ne yapayım? Taratat. Ece Yüce, Yüce Ürk mü? Çok garip bir soyadı, ilk kez görüyorum. Hoş geldin. Onun için de Solarin aramıza katılmış, teşekkür ederim. Ben bakır golem şuradan yapayım ben. Şöyle mi yapıyordum? Hiç fikrim de yok bu arada. Yapacağız bir şeyler. Bir dakika, şunu çevireyim. Hazır mısınız? Ben hazır evet. Değilim pek. Butonla yapmam lazım. Aa, taştan yapılıyor ya. Galiba. Odun lazım. Envanter o kadar boktan ki şu an. Bize saldırmayacak oğlum. Adam neden saldırırsın? Hop! Hop! Bam! Tıvarak. Aha. Lan çok tatlı. Oğlum elinde neden kendinden bir tane daha tutuyor? Ya. Yo. O bir dakika. Elinde bende... Bir dakika, ben eski paketi mi yükledim acaba? Bende elinde kendini galiba tutuyor. Bende şu an çok tatlı. Oğlum ben... Eğri tutuyor şu an. Yüklemedim salak adam. Bir dakika. Dur. Şaka şaka salak diye çok akıllı bir çocuk. Çıkarıp bakacağım ya nasıl gözüküyor. Dur bana da linkini atsana. Ben de görmek istiyorum. No send you sound cal clip. Serum 16 ay burada çok sayılır mı demiş. Oğlum 16 ay burada fazla sayılır. Twitch'ten daha genel olarak az burada herkes. O zaman Kapır Golem. İndiriyorum abi. Hızlıca bir aktaralım. Bir de müzikleri sevdiniz mi? Böyle daha chill, tatlı. Eski birkaç tane flash oyun vardı. Gizemli ev falan filan oluyordu. Ondaki müziklerden biriymiş gibi. O zaman paketleri şöyle açıyorum. Ben de müzikler kapalı maalesef. Oyunun şeyi değil lan. Aa, yayına gidin diyorsun. Aha. Ben de oyun içi değişti sandım ya. Yok, oyun içi değil. Müzikler çok iyi aynen. Tarık Buğra, hoş geldin 3. ayında. O zaman... Bak, gidişe bak. Evet, tatlı. Butona basacak mı peki? Basacak mı sen butona? Kafası falan dönüyor böyle. Basacak mı butona? Abi şey, basacak mı? Oo, basmadı ya. Oho. Bakır ona buton şey var mı? Bilgi kitabı. Ah. Bakır buton al. Basacak mı abi işte? Bassana be ya. Manyak adam. Senin peşinden mi koşuyoruz ha velet? Bas şuna. Peki. Ne yapıyor benim çocuğa? Oğlum bana ne ya böyle. Ben böyle yetiştiriyorum. Peki bunu yanımızda nasıl taşıyacağız? Tasma falan mı takacağız, ne yapacağız? Ya. Bastı. Aa, aferin be oğluma. Hızlıca öğreniyor be. Aferin oğluma. Aslan parçası. Hop. Döverim de severim de bu arada. Karışmayın. Böyle şaplak evse bir tane. Ben o canım evladım oğlum diye seviyorum. Adam diyor ki tasmalayalım bunu.
Of, Oktay Olgunsoy, elması yükselmiş, Epito aramıza katılmış, battaniye bir adam fotoğrafı görüyorum. Godaki, Onur'a donetlemiş, Minecraft Helpers Site YouTube aramıza katılmış elmas olarak. Ece Yüce Türk, Onur'a donetlemiş, teşekkür ederim. İsmini neden görmediğimi anladım şu an. Çünkü az önce Yüce Türk değildi. O zaman bunu bırakalım ya, paslansın falan. Ne bileyim, bu acımasızca olacak da hayatı bu. Kelebekler de bir gün yaşıyor sonuçta. Utku'da ip vardı, örümcekten çıkardı, onu bağlayıp aslında... Oğlum örümcekteki ip iş görmez ki. Sen Minecraft'ı unutmuşsun, fark ettik onu ya, gerçekten. Bu arada güzel bir bakır maliyetine geldi o, üzdü yani. Öyle mi? Aha. O Melo, Twitch'ten 3. ayında teşekkür ederim ama... YouTube'dan gel kanka, YouTube'dan. Bilmediğim madenler kazıyorum ben. Afiyet olsun, biz gittik bu arada. Sen madene indin, baktık, hemen kaçtık abi. İyi yapmış mıyız? Çok iyi yapmışsınız. Vitorikon abim be. Bu arada arkada çok güzel bir ya ağaç koyunlar. Görüyorum. Koyunlar, koyun koyuna takılıyorlardı. Hop, hop. Şey alırız ya. Yatak. Ya yemeği falan boş verim de yarık... Abi sakın! Sakın Meriç... Ben attım herhalde. Oha lan, bu arada Minecraft'ta bu gelecekti en son. Yapımcılar dedi ki böyle ansızın yarığa düşeceksiniz ve öleceksiniz, hani böyle zorlu olacak, gelmedi ama. Öyle bir şey ben görmedim en azından Minecraft'ta böyle bir yarık. Zombie modunun map'ini nasıl kurdun? Abi onu map'i yapan işte Forge Labs şey kendi Patreon'unda satıyor. $5 bir abonelik alabiliyorsun. Ben $5 verdim. Öyle yani. Adam zaten bedavaya İyi, veriyor birçok şeyi. Üzerine de diyor ki map'i kullanmak istiyorsan da $5 ver, bana destek ol. Ben de adama destek oldum. Yani bir yandan da lisansını almış gibi bir şey oluyorsun da yani. Aynen ya, Spotify kullanmak gibi büyük ihtimalle, bir bakma. Ha, Patreon tabi Spotify'ı her gün kullanıyorum da Patreon. Mesela Spotify şu an arkadaki müzik için kullanıyorum. Ama Patreon'ı unutuyorum, bir bakıyorum $5 çekmiş böyle, soyulmuşum. Bir ara işte öyle $20 bir şey almıştım. Dedim ya bir aylık güzel gider, bu adam güzel yapıyor. Lan aldım $20, sonra dolar da arttı. Benim para da iyice gitti böyle. Direkt bir baktım paparada para kalmamış. Patreon'a bir yıl adam şey yazmış sana. 2 yıldır beni desteklediğin için teşekkür ederim. Nasıl yani? Ya ben zaten Vee ile Patreon'da tanıştım. Benim Patreon'um vardı bu katıl üyelikleri olmadan önce. Demişti ben 3. ayımı yenileyemeyeceğim, sorun olur mu falan. Ben de dedim ne sorun olacak manyak. Dövüyorum değil mi evine gelip. İşte o sonra da o anda bir yakınlaştık böyle. Bu arada biz eminiz değil mi bu dünyada farklı bir şeyler çıkacağına? 10 saattir yürüyoruz, hiçbir şey bulamadık. Davut Koç, hoş geldin bu arada, teşekkür ederim. Arkadan kastınız. Bu arada bak böyle şey, pillager'ların olduğu bir yer çıkıyor böyle. Hani bildiğin yağmacılar var ya. Kocaman yağmacı malikanesi çıkıyor. Normal malikane de değil, kocaman. Abi Vito'yla bana böyle bir şey söylenmedi sözleşmede. Ben onu bir kere buldum biliyor musun, kendi başıma oynarken. Hayır, normal mansion değil. Bu data pack mi? Ya bildiğin şey olacak. Kocaman custom bir tane olacak. Mod yap, yani data pay yapan adamın kafasında kurduğu bir şey. Neyse. Ha. Ya bilmiyorum, düzgün bir yer bulalım da yerleşelim, ondan sonra keşif amaçlı yardırırız. Şimdilik böyle. Berk Minecraft, onları donetlemiş, teşekkür ederim Berk desteğin için. Burada ağaçlar en azından güzel ya, 3-5 tatlı ağaçlar var. Efe Kasap Seçkin, abim seviyorsun devam demiş 3. ayında. Demir olarak kapalı hesap aramıza katılmış, hoş gelmiş. Böyle köpkeler de var burada. Ama... Oğlum biz neden sadece kavimler göçü şu an? Evet evet. Victoria yine yok. Victoricon. Köpek ne oldu yeri falan, çok geç. Ben 155'e 140'dayım şu an. 155'e 140 mu? -600'e 1500'deyiz biz abi. Evet. Sen ne yapacaksın? Bir şekilde gel geleceğim. Bir ara. Biz yerleşelim, oraya gel. Yoksa yani sen aynen. Şu an hayatta kalmayı falan dene. Reflex hoş geldin. Teşekkür ederim. Bu arada
beta'yı hatırlıyor musunuz? Burada çok güzel ağaçlar var ileride. Full böyle gravel'dı ve biz böyle sürekli gravel falan kasıyorduk. Hatta böyle gravel'ın bir ara gravel kazmıştım. Gravel'lar düşmüştü. O sırada da bir tane köpeğim vardı. Böyle köpeğim ölecek diye korkmuştum falan. Etle falan besledim. O zaman tabii köpeği etle beslediğimde şey olacağını, kuyruğunu falan yukarı kalkıp canını artacağını falan da bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Onu bir yerden görmüştüm sonradan. O bir ara köpek kıskançtı arkadaşlarım benim. Ya Enes, ya Oğuz, ya Mert, ya Akın. Büyük ihtimal Akın'dır. Akın çok kıskanç bir adamdı. Böyle öldürdü biri o köpeği öldürdü. Ve ben onu bulamadım. Aga be. Akın öyleydi ya. Mesela biz video çekiyorduk. Mert bir kanal açmıştı. Cat Mario videosu atmıştı. Akın 3 hesap oluşturup dislike atmıştı. Direkt. Öyle bir adamdı. Ya şu sıralar öyle bir adam değil ama ergenliği böyle bir şeydi. 3 tane dislike atıyordu. Bana da dislike atıyordu. Dedim neden dislike atıyorsun lan? İnsanlar arkadaşına yardımcı olur vesaire. Güzel değil ki videon diyordu. Yani sonuçta butonu oraya koymuşlar. Ben hani dislike'ımı atıyorum. Ben gerçekten ne düşünüyorsam onu yapıyorum diyordu. Ben de bir şey diyemedim. Kaldırdılar ama... Yavaş yavaş yani. Mesela Spotify güncelleme getirdi. Herkese geldi. Neyi bizi mi? Bizi bulmanın imkanı yok lan. Sizi bulayım onu. Dost Acı Soyder'in garip bir versiyonu bu. Orada arkadaşlar acaba... Işte, kanka bok gibi olmuş video diyor yani. Alık mı alıyoruz? Hayır. Gelin. Ben buldum. Gelin. Bahsedilen mekanı. Bir saniye. Hadi bakalım. Ben sürmeyeyim. Ben mi sürüyorum? Tamam ya. Utku da gelsin. Beni de bırakmayın. Ne? Hadi görüşürüz. Beni bırakmayın. Biz bırakmıyoruz, siz geri kalıyorsunuz. Suki, hoş geldin. Teşekkür ederim. Plajerler kovalıyor. Karşıya geçmek için umarım şey... Abi özlettin kendini. Abi özlettik biliyorum da yani benim de elimde olmayan şeylerden YouTube'da böyle yayın açmak biraz garip geliyor. O ne garip bir durum. Neyse. Güzel. Hatta yeni bir tane normalde benim odam sensör koyacak yer yok. VR'ı kurmak çok sıkıntı vesaire. Sensör kurmadan kendi içerisinde dahil sensörleri olan bir VR aldım. Bağlayıp birkaç yaparsak bu arada bir yer bulduk lan sonunda, şükürler olsun kurtuluyoruz. Neyse yes, burada be. Şarjı var. Şarj oluyor şu an. Facebook'a bağlanması gerekiyormuş Oculus'un belli bir şeylerden. Facebook'ta kod yollamıyor. Onu hallettikten sonra misler gibi böyle Five Nights at Freddy's'in korku VR videoları falan gelmeye devam eder. Güzel bir etkinlik olur bizim için de. Aynen öyle. Onun için burada ne var? Köy ama aynı bokun laciverti. Ekstra bir şey yok lan buranın. Neyse burada uyuyabiliriz. Üste de bir şeyler var. Yemek olarak. Meriç. Meriç ailesini bulmuş. Meriç. Aynen. Konuşsana. Yeğeninle konuşsana bir. Aradaki farkı algılayabilen var mı? Ben büyük ihtimal Meriç'in yaptığını bile fark etmeyen vardır. Yap abi yeğeninle konuş mesela. Konuş yeğeninle. Lan bir şey oldu ha. Oyunda mı? Evet, bir şey oldu mu ya? Evet dondu ya. Aha Emerald. Çalıyorum bu arada. Tablo da var. Şunları da alayım ben hızlı bir şekilde. Yoink. Olacak mı yapsak ya? Yemek bayağı stoklandı. Bir şey yapabiliriz. Arı yerleri falan. Ne yapalım? Ocak falan yapalım. Yemek stoklandı. Bu evleri geçici olarak kullanabiliriz şu an. Bu gece için. Meriç neden konuşmuyor falan. Güzeldi, inceydi. Güzeldi. Çok ince. Bir beşinci ayında diyorum. 5 lira 4 demiş. Bora Boruk elması yükseltmiş kendini. Dione toprak. Güzel. Tatlı. Teşekkür ederim. O zaman uyuyalım ya. V herhalde sen de uyuyabilecek bir yerdesindir diye düşünüyorum. Evet yatak çalmışım bir yerden ben. Uyuyabilirim. Tamam biraz hadi. Buradan nasıl lan? Dur yatak kullanamıyorum şu an. Ben yattım da. Tamam ya, ben de yattım. Ne yapsak ya? Neyse yatsın. Herkes bir yatsın da sabah olsun. Aynen.
Abi üst, kır yatağı üste koy, büyük ihtimal halledersin zaten. Benim yatağım zaten şu havada uçuyor. Hissettik onu abi. Biz bekliyoruz vallahi. Bir tane ayak kokusunu çektiğim bir köylü var burada. Maalesef yapabileceğim bir şey yok. Bana güzel bir gece yaşatıyor şu an. Cock and ball torture. O zaman geçebilecek miyim? Geçebildim. Ha, bu köy de kötüymüş. Onu söyleyeyim ben. Ya bu köy yine yani umutlarımızla oynadı. Yukarıya doğru bir şeyler var. Belki yukarıdaki kısmıdır köyün. Baksana. Ya yukarıdaki ne kadar iyi bilmiyorum ki. Acaba yani şey diyorum mi? Yani madene insek. Bu arada madenler çok ilginç. Bir ilk bir maden macerasına mı atılsak? O sırada V bize yaklaşır. Sonra da biz başka bir yer aramaya gideriz. Daha mantıklı olur. Aynen ya. Başka bir dünya. Başka bir mekan aramaya. O zaman ben buradan yardırıyorum. Hadi bakalım. Ben de atlayıp kazabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle yol yapayım da ben. Bana şey koordinatını atsanız. Eksi 161'e 2353. Benim ölçek büyük ya. Yazarken sıkıntı çıkıyor. Sen yazsana bir kenara. Eksi 161 2355. Tamam. Tamam arkadaşlar, direkt aşağı kazıyorum bu arada. Umarım ölmem. Ölmem değil mi lan? Ben de yanımdan aşağı kalacağım. Abi o kural götten sıkma. Götten sıkma kural. Kural gerçekse şu an ölürüm abi. Umarım ölmem. Böyle ufak sakin bir yere düşeyim yeterli benim için. Ah be. Ben de bir solundan kazıyorum bu arada. Bu arada biz ne kadar inebileceğiz? 34'e kadar geldim. Bu arada çok rastgele bir yerden kazıyoruz galiba. Bir yere varamayabiliriz. Evet. Boşa kazıyoruz. Aa! Tamam. Vardık. Güzel. Bir an... Evet, evet. Aa! Oğlum hayır, hareket etmeyin. Çok korkunç. Her milisaniyede düşeceğin yer var. Neyse, bakır falan kazayım ben. Korktum lan. Ben şeydim böyle. Tam sakin, ölmedik falan diyorum içimden. 2 saniye sonra zınk diye başka bir yerden düştüm. Şimdi fırınımız var. Aa, bir dakika, maden fırını aldınız mı siz? Maden fırını bıraktınız değil mi? En son Utku vardı evde. Ya Utku ya, of. Utku teşekkür ederiz. Bu arada bende mi? Yo. Gerçekten maden fırını yapmamız lazım. Of ya, kötü oldu. Of ya, kötü oldu. Bu arada aşağıda bayağı iskelet var. Ben kalkan falan yapacağım onu şimdi. Şuradan birazcık sen maden falan kazsana şu taraftan. Ben de şunları halledeyim. Tamam, ben de ıvır zıvırları atıyorum şu taraflara. Mehmet Şen, hoş geldin, teşekkür ederim. Bu arada chat, bilmiyorsanız bu yayından bir kişiyi alacağız. Ve yani üye olan kişilerden, yayında üye olan kişilerden birini alacağız. Ve tam olarak da bu seriye dahil edeceğiz. 1.17.1 gelirsiniz. O şekilde. Böyle diye başlayınca korktum. Efendim? Alacağız böyle, dövüşeceğiz. Oğlum yani öyle bir şey diyeceğim sandım. Evimiz kundaklanacak, ona hemfikiriz. Yani bir üye gelecek, sıçacak her şeyin içine diye düşünüyorum. Çünkü genellikle böyle oluyor. Biz yani izin ediyorsun işte. Ya şöyle oluyor, geliyor diyor ki Adal'ın evini yok edersem havalı bir adam olurum. Hemen Adal'ın evini yok etmeliyim. Sonra evde TNT patlatıyor ve havalı oluyor. Denizlere Aburşi, hoş geldin. Raykan Önal, hoş geldin, teşekkür ederim. Tamam, kalkan yapabileceğim arkadaşlar hepinize ama bir şey eksik, o da odunlar. Evet. Bir şey eksik, o da Utku. Evet, odunlar sıkıntı. Ben o zaman kazma yapayım bari ya. Hatta sana da kazma yapayım, gel. Bu sana abi. Bu da bana. Tamam, güzel şeyler alabileceğiz artık. Burası Lush Caves'teyiz ha. O kadar da iyi değil ne burası da. Ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Ha, bu mekan işte yeşilli, böyle çiçekli böcekli bir alan. Daha iyi bir yere de gidebilirmişiz ama olduğu kadarıyla. Pixel King Süper Pixel, hoş geldin, teşekkür ederim. Elenumus, hoş geldin. Başak Erdem, hoş geldin Başak, teşekkür ederim. Daha da aşağı kazalım mı böyle azar azar? Kısır, hoş geldin. Herkes hoş geldi. Abi bu yarıklar bu arada korkutuyor, ben düşüp öleceğim bir ara.
Utku nerede? Yukarıdan yaratık sesi alıyorum. Büyük ihtimal yukarıda daha çok şey var. Hiç fikrim yok. Ben bakır kazmaya devam ediyorum. Bakır golemler için. Abi Rus ruleti oynatacağım size. Elinizde çakıl taşı varsa çakıl taşlarını atmayın. Kum varsa kum kazın. V-San gelirken kürek falan yap, kum kaz. Şey yapacağız, TNT yapacağız. Ve Rus ruleti. Böyle TNT'lerle dolu bir yerde butonlar koyacağız. Ve butonları da rastgele bastığı için kapır golemler. Bakır golemler. Rastgele bir TNT'yi ateşleyecek ve o TNT patlayacak. Ya öleceksin ya yaşayacaksın. Rus ruleti. Nasıl? Güzel bir konsept olur mu sizce? Ben bayram şu an hoş geldi. Tatlı. Güzel. Ya bunu düşünmüştüm aslında. Bunu Hardcore serisinde yapacaktım. Dedim ki Hardcore serisinde şimdi birini alırsam laf yerim falan. Lan bu nasıl böyle oluyor? Sen buna tek başladın falan diye. O yüzden emin olamadım. Onun dışında şu çubuğu atalım. Mükemmel mi olur? Güzel olur. Kısır da işte internete el verdiği kadar yurttan katılıyor. Öyle. Pa 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 pa. Şimdi benim şöyle bir çubuk yapayım da kendime. Kömür de var. Bunlar yeterli. Şöyle koyalım. Sen bayağı kazmışsın ha. Örümcek spawnları buldum. Örümcek spawnları buldum. Harbi mi? Örümcek spawnları var. Şu toprağı kır abi karşında direkt. Bak zıpla biraz. Dur ben halledeceğim onu. Lan kırdın. Kırma! Aa. Onun farmını falan yapar. Gerçi ya, salla yani. Neyin farmını yapacağım? Yok yok boş ver. Yani, gerek yok şu an. Demir var abi, barut da var, güzel. Zaten ihtiyacımız olan şeylerden bir tanesiydi. Eğer var abi. İhtiyacımız olan şeyler abi. Kemik var. Ya bir an böyle dedim, acaba yapar mıyız de. Ben dedim ki asla böyle yapan bir adam değilim ben. Ama ne zaman yaptık ki? Experience var mı? Değil mi? Değil mi? Sen ne kadar yakınsın bir? Ben şey yani RDR'de ata salarsın ya tüm yolu gitsin diye. Ha. W'ya okay. Koydum elime öyle geliyor. W'ya şey koydum böyle ağır. Bu arada bu maden çok kötü lan. Evet. Biz bunları bu modları falan yüklerken yani mod derken data pack'leri yüklerken şeydik böyle. Vay anasını o kadar iyi ki falan. Şimdi gram bir şey yok. Aa arkadaşlar ölüyorum bu arada. Efendim? Tamam ölmedim sakinim. Yemeğiniz vardı mı sizin? O yukarıda ben bir yemek koymuştum. Ona geri dönmem lazım şu anda. Vallahi ben birçok şey kaybettim. Bence başka bir yere gidelim. Oradan sonra tekrar çıkalım. Ya çünkü bu maden o kadar iyi değil. Olabilir. Ben yukarı çıkıyorum. Birkaç kömür falan filan var. Çıkarken belki alırsınız yandan. Ben direkt sallayacağım ya. Twitch'te yayın olacak mı? Twitch'te yayın olmayacak bundan sonra. Belki başka bir platforma geçeriz, oradan devam ederiz. YouTube'da olduğundan daha fazla orada yayın açabilirim. Çünkü YouTube'la mesela içerikler çakışıyor. O yüzden de YouTube'da ne bileyim yayın açmak birazcık da benim için sıkıntılı bir duruma geliyor. Tabii biraz yani anlaşılmayan bir durum. Ben bunu uyguladığımda ben sıkıntıyı algılayabiliyorum. Siz ne kadar sıkıntıyı algılayabiliyorsunuz bilmiyorum. Öyle. Onun dışında bugün okula gideyim dedim. Onca zamandan sonra bir okul tadayım dedim. Gitmiyorum falan filan. Yoklamaya falan da bir adımı yazayım. Kapıyı bir zorladım. Kapıyı zorluyorum açılmıyor. Yanında da sınıf var böyle ders işliyorlar. Lan dedim. Ders yokmuş. Hiçbir fikrim de yok yani o kadar takip ediyorum. Tatilmiş. Bir etrafıma baktım acaba biri fark etti mi boş kapıyı zorluyorum diye. Fark edilmemiştim. Devam ettim. Let's read it. Hoş geldin. Denizlere Abushi. Teşekkür ederim. Nereden açacaksın? Abi şu an belli değil. Belki başka bir platformdan devam ederiz. Sadece belki yani. Yukarıya çıktığında bana yer söyleyecekti Utku'yu gördüm. Yukarı çıktım ben. Ve rastgele bir yere yardıracağım. Belki daha iyi bir yere gideriz diye. Denizden mi gitsek acaba belli bir şey? Tamam işte ben deniz... Yani, tamam gelmişsin güzel. King Krallar hoş geldin. Tamam Utku. Biz buradan gidiyoruz. Sende bot var değil mi? Var. Ya, güzel. Utku'ya sen söyleyecektin de. Ne güzel özel şoförü var adamın. Öyle. Sen de geziyor, ben de geziyor paşam.
Ben onun bir abisi olduğum için abilik vasfımı gerçekleştiriyorum ama sen de o vasıf olmadığı için adam gelmedi sizinle. Hizmet ettiriyor abilik vasfı. Öyle. Abilik vasfı. Ama işte sıkıntı şu ki ben abilik vasfımı çok iyi yerine getiremiyorum. Çünkü abilik vasfını yerine getirebilmek için kardeşini dövmen lazım arada ve. Evet işte giderken ben atsana şeyden. Ben Utku'yu pek dövmedim sonuna kadar. Benim kardeşim harikulu çektiğim videom var. Oo. Yayın sonrası izleyin. Bırakmaz. Lan bırakma beni. Lan abinim canın ciğerini. Benim abim değilsin. Abi atsan atılmaz, satsan satılmaz, abin değil miyim ben senin? Oğlum nereye ya gidiyoruz? Şu volkana mı gidiyoruz? Bu arada. Sola nereye git gidelim? Sola. Bence suyun nereye gidiyorsan ya, su seni nereye götürürse. Duralım o zaman. Deniz dedik ama burası göl herhalde. Tam yeri çıktı. Abi bu Kütahya'nın, Dumlupınar'ın bildiğin göreti. Güzeldi aslında ama. Bir kere ben gitmiştim, oturuyorum tamam bankta. Adam demişti ki burada oturamazsın. Neden abi dedim. Bu bank gerçekten olması gerektiği yerde değil. Ha dedim, nasıl yani? Bu bankı taşımışlar buraya. Büyük ihtimal çocuklar sevgileriyle öpüşmek için bunu buraya birazcık daha yakına çekmişler falan dedi. Ha dedim. Geçenlerde göletin içerisinden banklar çıkardık yaptı dedim. Nasıl yani? Böyle bazı bazı gerizekalılar bankları gölete fırlatıyormuş. Yani neden? Böyle... Adamın her dediği şey var da video başlığı değil mi? Bu bank gerçek yerinde değil. Bunu göletten çıkardık falan böyle. Hayır hayır, böyle çok gölete yakın duruyordu. Kızdı falan, dedi oturma burada, oturamazsın dedi. Ben de tamam abi dedim. Garip bir şeydi. Yani neden gölete bank fırlatırsın gibi mesela yani. Diyor okula zarar vermeliyim, ne bileyim okul mesela şey yapıyor, sınıfta kalıyor, hocaya sinirleniyor, bankı mı atıyor gölete? Ve biraz şey gibi geldi, hani gölet zaten şey var ya, 13. Cuma Jason çıkıyor. Ben böyle acaba göletin içinde ne vardır falan diye düşünüyorum. Jason Mason, hani hayal kurmalar, bank var abi sadece, ekstrem. Suyun altında bankta sen oturmak vardı, şey değil mi şu iskelet mimi? Bu arada ya kendi bulduk. Farmville'de beslenmeyi bekleyen koyun. Farmville mi? Aha, iskelet adam işte. Ha. Oynamadım. Ben Farmville şöyleydi bu arada. Ben bir arkadaşıma yatılıya gidecektim. Ben bulduğumuz tek yerde yanıyor ya. Burası niye yanıyor? Of. Çok mutlu oldum lan. Manyak herif. Milletin evi yanıyor burada, evi, ocağı yanıyor, ocağı. Adam bak. Ben de Utku, öyle Utku. Abi şurada Utku su var abi. Lan su var, su, alo. Hayır. Örümcek adamlık Allah. Yapıp hemen içeri giriyorum. Son değil malları mi? Kurtarıyorum dur abi. Ve mal kalmamış, neyi kurtarıyorsun? Oğlum kurtarıyorum lan. Sen varsın ya, seni de kurtarabilirim. Ha. Oğlum baya baya yok ediliyor bu arada. Benim aa tam boş ver, girmeyin içeri. Daha sıkıntılı artık. Yok abi. Bu arada ben ölüyorum. Alo. Ben de ölüyorum. Alo. Nerede su? Ay korktum bu arada. Gideceğim baya. Peki bu yelkenli değil, bu şey yel değirmeni. Yel değirmeni ne işe yarıyor? Yelkenli. Bu arada sandık var yukarıda. Sandığa ulaşabilecek bir baba yiğit var mı aramızda? Ne kadar yukarıda, dur bir bakayım. Aa kazma gitti. Ha şey, balta gitti. Arkadaşlar şunu bir alabilir misiniz? Oğlum zümrüt falan çıktı. Ha bayağı yararlıymış ha. Bu ne abi, tuvaletleri mi? Bu ne? Bilmiyorum, ilginç bir şey ama algılayamadım. Aha Doğukan yine yardırıyor. Ben yardırıyorum ya, ben tatmin olmuyorum ki. Never satisfy Ege Fitness. İyiydi ya böyle bir baktığımız zaman. Ben seni kaybettim galiba. İyisi bayağı iyiydi. O bayağı iyiydi. Beni kaybedemezsin ya, ben çok yakındayım. Saman maliyesi falan stokluyorum ben şu an. Bu arada bence 5 dakikaya güzel bir yer bulacağız. Hissediyor gibiyim. Ya da şey yapabilir misin? Player dataları aktarırsın.
Sunucuyu sıfırdan başlatırsın. Nasıl? İyi fikir mi? Yapalım mı? Yapalım. Güzel fikir. Güzel fikir. Başlangıç noktasını açın. Zaten şu an sadece loot yaptık. Bir evimiz ve şeyimiz yok. Ha, bir de yanımızda olur en azından. Hayır. Emir Solak 5 lira donat demişti. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Senin gerçek ismin Doğukan Adal mı? Hayır, Doğukan Anal. Haha. Şey, Doğukan Yılmaz. Adal yok. Adal. Tamamen kafamda kurduğum bir alter ego arkadaşlar. Bruce Wayne'in Batman'i gibi bir şey. Yalan söyleme. Yalan söyleme. Adal gerçek. Hayır. Birçok kişi geliyor bana. Adal falan diyor. Soyadı Adal olan kişiler geliyor. Diyor ki akrabalarıma sordum falan filan böyle. Seni tanımıyorlar mı? Tanımazlar kanka. Çünkü ben soyadı Adal değilim. Soyadı Adal olan mı varmış? Ha? Soyadı Adal olan mı varmış dedi. Ah evet var. Boynumu kırıyorum. Çok kısıtlı imkanlarda konuşmak zorunda kalıyor. Değil mi? 6 kişi aynı odada kalıyorlar. O yüzden biri osursa falan yine buradan mikrofondan ses tak diye geleceği için böyle de bir şeyler. Açılınca bu arada sunucu söyledi. Pa pa para pa. Crap Game girecek miyiz? Crap Game hala yaşıyor mu diyeceğim. Ona bayağı güncelleme geliyordu. Yaşıyor bayağı bayağı. Evet, minimap falan geliyor. Ve o oyunu biz hiç bildiğimiz gibi oynanmıyormuş. O oyunu böyle atlama zıplama çok garip hareketler yapıp oynayanlar var. Ya, evet. Çok şaşırdım onları gördükten sonra. Phasmophobia sarmaz mı? Sarmaz. Çünkü bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? O zaman chat tekrardan hatırlatayım. Bir 5-10 dakika sonra, hadi 20 dakika diyelim, 20 dakika sonra üye olan kişilerden bir kişiyi bu SMP'ye alacağız ve bizle beraber oynayacak bir kişi. Her yayında bir kişi almaya devam edeceğiz. Onun için de Toprak grubuna katılmış, hoş gelmiş, teşekkür ederim. Sunucu açılmış. Hadi abi, bakalım. Abi mobilden oynanıyor mu? Abi mobilden oynanmıyor maalesef. Bakalım. Abi güzel... niye ağacın içindeyim? Aa! Ne oluyor? Utku abim beni çok seviyor. Onu fark ettim. Aşağı attı bildiğim bir alıp da. Biz bu arada ilk açtığımız yerde manyak yerler vardı. Aynısıydı mı bu? Hayır. Onu kaybettik yani. Ha onu kaybettik. Okey. Umarım bu güzeldir. Eşyalarımız en azından aynı ya. Ekstra bir sıkıntısı yok. Pixel King Super Pixel. Nasıl katılınıyor demiş kanala. Nasıl ya? YouTube'un mobilinde belki çıkmıyor olabilir. Öyle bir şey vardı. Webden yapman lazım. Bilgisayardan yapman lazım ya da telefonda web olarak açıp da oradan yapman lazım. Onun için de Kenago hoş geldin. Teşekkür ederim. Evet, YouTube'un şeyinde yok, application'ında katıl butonu yok. Yok, bazı kişilerde çıkmıyor. Herkes de katıl butonu çıkmıyor. Öyle de saçma ben bir şey var. Aynen, çok acayip. Böyle şey, katılmak ister misin? Evet diyorum ama buton yok. Katılmak ister misin? Şey gibi, Çaldin'in çikolata fabrikasında mıydı? Bir tane kız vardı, sakız çiğniyordu sürekli. Sakız ister misin? İsterim. Getirseydin çiğnerdin. Getirseydin diyordu. Abi çok fena. Neyse. Canım sakız şey bu arada ya yayınlar ayrı bir şey. Diyeceğin şeyler diyemiyorsun ya. Levent Bey hoş geldin. LolXBS hoş geldin. Bu arada bizim bir kemiğimiz var. Ben bir köpke edineyim ya. Değil mi? Oha. Direkt en iyi arkadaş oldu. Sen de al abi. Bir tane. Tek atabilecek misin acaba? Of ya evet. Ben alamadım. Atamadım. Al abi şunları da. O sırada ben partikülleri şey yapmışım. Ya. Bayağı kapatmışım. Detaylar kalite miydi? Animasyonlar tümü. Okey. Hadi arkadaşlar devam. İnşallah benim bir gün güzel bir yer bulacağız. Arkadaşım var yine de. Benim de yok köpeğim. Arkadaşlar. İkileri bir tanesi. Köpkeler. Yüzüme bile bakmadı. Oğlum benimki çok iyi bir köpke. Tekte tamam dedi. Okeyim ben. Davut Cendin hoş geldin. Sizde bu yok. Ne yok? Ne yok? Bu. O ne? O aksiyotu ne ara bulundan? Ooo. İkinciyi alıyordum sunucuyu kapadınız işte. Ha. Tamam. Sen bu yüzden ne yaptın? Bu arada evet. Mavi köpek benim. Bakın. Maviş. Maviş. İsim var bari. Eğlence profesör hoş geldin. Teşekkür ederim. 5.000 lira bağış yok mu birden? Kanka varsa alırım ya.
Bayağı bir yayın açmadım ben. Ya bayağıdır yayın açmadığım için beş yani. Açın, bayağı bir de açmasın bir de. Hayır lan. 5000 geliyorsa açmaya devam. 2 ay yokum arkadaşlar. Yok, motivasyon sağlar tabii ki. Yaptığınız aynen. Her boş yayınların kalitesini arttırmak için destek veriyor. Böyle yalanlar. Arkadaşlar her lira ekstra piksel ekliyor. Hızlı bir şekilde abone olabilirsiniz. İnanmıyor musunuz? Hadi 5000 lira donate'leyin. Evet, bu arada başlatanlar da 1080p seçeneği açık. Evet. Ya, öyle bir seçenek var. Şu an 720p'de falan izliyor birçok kişi herhalde. Eğer üye olursanız falan filan 860p'ye falan geliyor bir yandan da. Ecem Özalp. Sağ ol, hoş geldin. Daha onun dışında. Ahem. Medemiz hoş geldin. Herkes hoş geldi. Nerede oluyor 1080p? Kanka olmuyor. Ben Kütahya'dayım, ben köydeyim. Altyapı yok. Olmuyor öyle şeyler. Ya böyle Kütahya öyle bir yer ki, ya aslında çok yakınım, tamam, fiberin böyle bine bin olduğu yere çok yakınım. Ama maalesef yakın olmak yetmiyor. Oraya bir de izin alman lazım. Bir ara şey düşünmüştüm. Okulun internetine Wi-Fi'den bağlanıp gidip de oradan yayın açabilir miyim laptopla falan. Gerçekten. Oğlum bak, yurdun interneti 0.6 upload veriyordu. Okula gidiyordum, 3 saniyede yüklüyordum videoyu. Kütahya'da işte yurtta yüklemeye çalışıyordum. 4 saat sürüyordu. 3 saniye mi 4 saat mi? Hızlı da kota koydukları için kotayı aşınca 0.5 megabayt. Yok. Ben dedim ki, affedersiniz, ben hani kendime özel bir hat almak istiyorum dedim. Sizin yurdunuzunkini kullanmak istemiyorum dedim. Altyapıyı öğrenebilir miyim dedim hani. Dedi, tabii ki öğrenebilirsin. Aslında altyapımız gayet iyi dedi. Altyapı çıktı 8 megabit. Bakır tel böyle yani. Asırlar öncesinden. Ben de tamam, teşekkür ederim dedim. Sonra zaten Superbox almıştım. Ondan yapıyordum. O da zaten biri telefonla konuşmaya başladığı an gidiyordu. Böyle prime zamanlarda insanlar telefonla falan konuştuğunda arada bir gidip geliyordu falan. Böyle arada bir şey yapıyordum. Superbox'ı çıkarıp dışarı koyuyordum. Kar falan ya da yağmur yağmadığı zaman da bir tık daha fazla çekiyordu. Droplamıyordu. Öyle bir avantajı vardı. Ama o da çok pahalı. Evin içinde kapıyı açınca daha iyi çekiyor değil mi? Bir zahmet. Modem var arkada, kapıyı açıyorum, internet çekiyorum, kapatıyorum, kesiliyorum. Burayı yağmaladık değil mi? Herkes yağmaladıysa evet, devam edelim. Galiba. Ben yağmalamaya çalıştım ama sıfır chest buldum. Burada hiçbir şey yok. Bayağı bok gibi bir yer bu arada. Rezalet oğlum, bayağı kötü. Onunla alakalı değil bu zaman. Pa. Devam. Biz bu arada bulamayacağız güzel bir yer, onu söyleyeyim. Hayır, biz bu şeyi datapack'ı aradık böyle. Sadece bir dünyayı yükledik. Ben hatta uykuluydum, şey yaptım böyle. Güzelmiş, tamam. De kapadım. Alt F4 attım oyuna. Şimdi 10 saat koşuyoruz ama yok hiçbir yerde bir şey. Nisan hoş geldin, teşekkür ederim. Böyle yemek sıkıntımız var. Bir de balta sıkıntımız da var. Bayağı bir sıkıntımız var. Kimin yemeği var? Bu arada yemek varmış bende. Biri masa yapabilir mi? Masa yapsın. Ona göre bir şeyler yapalım. Bir fırında ateşli abi. Oğlum niye bakıyorsunuz lan, her şey parayla mı? Belki bu hatırlamana yardımcı olabilir Victor Ikon abim. Bir zırhları çıkar. Tamam ya. Victor Ikon abimden dolayı ben soğuk mekanlara gider miyim acaba diye düşünüyorum arada bir ama. Umarım yani. Hayır. Gitmem. Tamam, herkese biraz yemek abi. Neden koyamıyorum hiçbir şey? Tamam, 64 tane ekmek yarısını attım. Ocak atın bana. Tamam, şöyle atıyorum. Ocak. Utku nerede? Fırın burada. Buradayım. Burası neresi abi? Tamam, okey. Oğlum fırını koysana artık. Alo. Başka ocak var mı? Yok. Bende yok. Ama ben yapayım ya da. Ama zaten olmadığı için istedik ya.
bir şeyler eritireceğiz falan filan diye. Dur şu çiğ domuz ya, etini falan. Smooth stone var da nasıl şey yapılıyordu şey onu unuttum. Smooth stone? ben de bilmiyorum onu. Hiç fikrim yok. Blast o yüzden furnace, dedim ya. Yapmayı unuttum yani. Smooth Blast Furnace var. Zaten ben o kadar unutuyorum ki sadece şey köyden alırsam köyden alıyorum o kadar. Başka bir opsiyonu olmuyor. Yatağım ye. KYK usulü ranza yaptı. F tipi. KYK da geçme sıkıyor. Çünkü şu an adam orada yaşıyor. Adamların böyle üst üste daracık bir yerde bir tane 4 tane sandalyeleri var 6 kişi yani. Evet. Tam kısım böyle bir yerde yapmamış. Oğlum benimki daha kötüydü lan. Ben hayatım boyunca dar alanlarda hani klostrofobik bir ortamda yaşıyorum. Ben odamı göstereyim. Odam çok şey. Bu odam arkadaşlar. Göstermek bitti. İsterdim de ben. Kamerayı açıp kapatacağım zaten odası. Bitti. Burada arkadaşımın bana komşumun verdiği bir tane akvaryum var. Balıklar yüzüyor. Onun dışında burada kitaplık falan filan var. Onun dışında şöyle geliyoruz arkadaşlar. Burası ikinci monitörüm ve perde. Bitti. Oda buluyor. Bitti arkadaşlar. Ama daha kötüsü burası çok dar. Neredeyse bak en fazla bu kadar geri götürebiliyorum. Ayağa kalkma mesafesi çok ucu ucuna ancak kalkabiliyorum burada da. Ve ben bundan çok daha küçücük sadece şu kadar bir alana sahip koridoru olan bir koridor dediğimde alanı olan bir yerde yaşadım. Bir oda arkadaşımın yatağı vardı. Bir benim yatağım vardı yanda. Niye kot ceket giyiyorum? Kütahya'da yaşıyoruz. O yüzden. Ev soğuk. En son camı açtım da. Ne evmiş ya. Neyse yani biliyorsunuz oda arkadaşım da yani götünü kaşıyordu. Sonra kafasını kaşıyordu. Sonra götünü değil de haşır uşur apış arasını kaşıyordu. Sonra yine kafasını kaşıyordu falan. Bir de çok yakındık. Mesela adam ben kulaklıkla bildiğin normal kulak içi kulaklıkta bir şey dinliyorum. O kadar yakınız ki adam uyanıyordu sabah. Diyordu ki kanka kısar mısın diye. Mesela anlattığım oda arkadaşın değildi. Aa hangi oda? Nasıl lan oda ya? Şu an yan odada olan. Aa yok lan yan odadaki değil. O oda arkadaşım değildi benim. Ama çocuğu da gördüm ha. Böyle tam çocuk hakkında şey dedik. Hoca acaba bu ne yapıyordur falan bu çocuk ne yapıyor dedik. Sonra aynı gün çocuğu gördüm. Kanka ne yapıyorsun falan da geldi. Dedim umarım yayınlarımı izlememiştir dedim. Çünkü yani diyorum haşır uşur kaşıyor. Ama kanka izliyorsan haşır uşur kaşıyorsun. Affedersin de yani. Bence kötü yani. Modem. Kota dolmuş. Download 1. Bu arada böyleydi. Google'a falan zor giriyorduk biz. İnternet çok kötüydü. Nereden? Nereye be? Benim üstümde yatıyor. Abi ben bir gün REM uykumdan uyanıyorum tamam mı? Bu her gün anlattığım klasik hikaye. Ya bildiğin adam Deadpool pozu var ya şöyle bir dakika onu bulacağım. Göstereceğim hayır, onu. Hayır o mu? Uzandığı bir tane. Deadpool 2. Deadpool 2'nin şeyi vardı. Nerede? Neydi o şöminenin yanında uzanıyordu. Evet. Chimney. Yok abi. Deadpool lying down. Lan neden şey yapamıyorum ha? Yazamadım da. Kodu yapsam direkt çıkıyor bu arada. Tamam buldum. Resmi yeni sekmede aç. Arkadaşlar alo. Tamam hallediyorum. Tamam. Şimdi açıyorum. Yayına bakın. Hazır mısınız? Nerede lan? O yayını o kadar uzun süredir yayın yapmıyorum ki. Göremiyorum şu an. Ben bu ekranı nereden kapıyordum? Ha buradan ha bak. Adam abi böyle aynen böyle duruyor. Böyle uzanmış. Böyle keyifler ama sadece üzerinde don var. Bildiğin don var. Gri bir don hatırlıyorum. Çünkü ilk gördüğüm şey uyandığımda öyleydi. Haşır uşur ses geliyor. Böyle pşık pşık bir şeyler kaşınıyor belli. Ben de diyorum ki ulan diyorum adamın kaşınmasına uyandık. Neyse en azından adam beni uyandırıyor. Alarm gibi çalışıyor. Uyku düzeni yaparım falan diye düşünüyorum böyle. Ama şimdi de acaba ben arada beni yokluyor böyle uyanmış mıyım uyanmamış mıyım diye. Gözümü açarsam acaba adamla göz göze gelir miyim diyorum. Böyle duruyorum. Çünkü biraz kıpırdadım. Kıpırdadığım anda böyle hani sonuçta daldırmış ya eli. Vay haşır uşur kaşıyor.
Yani ben de olsam biri uyanırsa ve beni öyle görse rahatsız olurum. Adam ama elini çekmeyi unutmuş, bana bakmaya devam ediyordu. Gözümü bir açtım, adamın eli böyle şeydi, donun içerisinde ve bu Deadpool pozuyla böyle duruyordu ve bana bakıyordu. ve ben böyle oldum, bak gözlerim böyle açıldı. Anında kapadım. Görmemiş gibi yaptım. Uyumaya devam ediyor gibi yaptım. 5 dakika boyunca yanda böyle yatıp şey dedim böyle. Tamam Doğukan, bunu yaşanmamış gibi sayabilirsin. O da utandığını biliyorum. Bir yandan da böyle duruyorum. 5 dakika uyuyor taklidi yaptım tekrardan. Sonra 5 dakikanın sonunda falan diye uyandım böyle. Kimse devam ediyormuş. kimse bir daha bu konuyu konuşmadı abi. Hiçbir şekilde. Ne o konu ya şimdi ben? Ta ki bugüne kadar. Ama bakınca da anı anıdır ya. Bir şey sorayım mı? Peki. Evet, sır. Kaşıdığından emin misin? Kanka kaşıyor ya, var ya kayıp var. Alo Utku! O kimin köpkesi? Abi birinin köpke gitti. Şöyle şöylesine düşün bir de. Kısırın böyle karşısında 5 oda arkadaşı falan var. Hepsi aynı şekilde uzanmış diye düşün. He, hepsi kaşıyor şu an. Bir de kısırın da saçları da uzun. Ortada bekliyor değil mi? Bir tane şeyde böyle. Hayır. Kanepede. Hayır. Niye buraya çıkıyorsunuz beyefendi? Amcalar kaç kere dedi şu ana kadar kızım çekilir misin diye? Kaç kere merak ettim de. Bir yerden sonra saymayı bırak. Saymayı bıraktın değil mi? Saymayı bıraktım evet. Baskı işte şey oluyor arada, çekiliyor. Evet, evet. Arkadaşlar bakın bizim ekip böyle ya. Ne şartlarda yayına falan giriyor adamlar. Adam yurdun boktan internetiyle falan böyle ne girmeye bilmem çalışıyor. Evet. Uzak masasına bağlanmanın yolunu buldum ben. Ne kadar yok. O ekstra bir şey. Ben kendi bilgisayarımın uzak masasına bağlanırken sıkılıyorum lan, canım sıkılıyor. Şu an tabletten girebiliyorum uzak masaüstü bağlantıda. iPad'im var, bir zahmet gir yani, havalısın. Tamam arkadaşlar, fazla mı durduk burada sanki? Evsel bir şey mi yapsak ya? Hiç çoktan yaratıklar geliyor, hareket de etmiyor. Evsel bir şey ha. Ben yaptım evet. Buraya. Arkadaşlar nasıl? Çubukları geri atabilir misiniz? Al, geri alamıyorum. Bir saniye. Kaldı böyle. Hayır köpek daha da ittiriyor, alo. Tamam ya, ben kendim yaparım. Kimse beni sevmiyor arkadaşlar. Ne yapıyorsun? Dakika. Oğlum her şey birbirine girdi şu an. Tamam, bir tane balta var. Köpeklerde kalmış. Bir tane daha balta yapayım birine. Tamam, bir tane daha balta yaptım. Alın ne abi. Oluyor? Hayır, bana vuruyor. Oğlum ne yapıyorsunuz? Alo. Utku köpeğin bana vuruyor. Utku. Oturttum alo. Kaçma. Oğlum oturtturdun da o köpek unutmayacak ki Meriç'i. Ya eşek Utku ya. Hani onu bunu geçtim de siz neden buradasınız? Ev yapacağız. Tuğnak. Aa ev, okey. Bir, bir dakika, bir dakika. Ya Meriç, yayından önce attığın GIF'in şey halini, evet, sansürlü halini bulabilecek misin? Çünkü onu yayında gösterirsem yayını bir daha açamam. Ya... Bulamazsın değil mi? Abi bir arabadan 30 tane zenci çıkıyor ya. O GIF. Bulabilecek var mı onu? Ya çünkü ofansif falan yapıyorlar o GIF'leri. Ofansif de yani ben sadece adamların çıktığı yeri istiyorum. Ama gerçekten nasıl yani o kadar... Ben bu odada oksijen bitiyor diye camı açıyorum, havalandırıyorum sürekli. Aaa biz hiç kapatmıyoruz ya. Camı. 10 dakika içerisinde oksijen bitiyor, boğuluyorsunuz. 6 kişisiniz, bir zahmet. Ama bir de kalkan falan da yapayım, dur. Ve biz gidelim ya. Isınmaya da çok ihtiyacımız yok bence. Oğlum, AMD işlemci kullanıyorum da ısınmaya ihtiyacım var, Kütahya'dayım yani. Onu demiyorum, şeye diyorum. Kısra diyorum. 6 kişi sonuçta. Aa, sarılıyorlar birbirlerine, yetiyor. Evet, döşek açın. Böyle şey söyleyeyim. Çok soğuk olduğu zaman bilgisayar oynadığım sürece ben üşümüyorum. Bilgisayarı ne zaman kapatıyorum, yatağa geçiyorum, soğuyor o da. Bilgisayar gerçekten bir ısı böyle. Yani o bizim evde kalorifer yok. Kalorifer direkt bilgisayarım benim. Böyle bir opsiyonum var. Nasıl?
Güzel değil mi? Gayet ya. İyi ya. Bizim evdekiler üşüyor. Ya. Ben Battlefield oynarken üşümüyorum. Ben Witcher 3'ü fulllemiştim böyle. La 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 la. Gidiyordum ultrada. Usutuyordum maşallah. O yüzden Witcher'ı seviyorum. O sırada elektrik faturası da öyle gidiyor. Abi şöyle ama bak. Normalde bilgisayarı soğutman gerekir. Ve bilgisayar soğumaz kolay kolay. Ben soğutabiliyordum Kütahya'nın soğuğunda. Öyle bir opsiyonum vardı benim. Bu arada bir tane kişiye demir balta attım şuraya. Alsın. Alo. Gidelim artık ya. Çok fazla bekledik. Tamam. Evet evet. Go. Tamam, herkes geldi değil mi? Onun dışında Nihat Özgür hoş geldin. Teşekkür ederim. Yani Nihat Teğmen diye bir adam vardı. Ne oldu ona? Biz o kadar fakirdik ki üşmemek için bilgisayarı açardık. Aynen abi, fakirdik. Ne gözyaşlarını dolarla siliyor. Ba ba ba. Üşümemek için orada RTX falan patlatıyor. AMD işlemcinin bu arada yani çok fazla ısınıyor. Evet. Benim... Bir de benim bilgisayar özürlülüğüm var. Ben bilgisayarı kendim kuruyorum ve bilgisayar şey gibi. Ya da öyle mi bilmiyorum. Siz mesela yeni bilgisayar aldığın zaman sistem sanki hani parçaları birbirine uyumlu olmaya alışıyormuş gibi hisseden var mı, yoksa bir salak ben miyim? Ne bileyim, bilgisayar almıyorsun. Hayır hayır. Oğlum ben de almıyorum bilgisayar sürekli lan ya. Hani ben bir boş şey yapma, benden daha sonra bilgisayar aldım. Neyse. Bak evet. O bilgisayar parçaları uyumsuz gibi gelmiyor mu böyle? Hani mesela fan daha ya fazla ses gibi değil. Hayır, de böyle şey oldu. Bak yükselttim yani, bir üst seviyeye geçtim ya. Hı-hı. Ulan dedim. Hani artık okey, en üst seviyelerdeyim neredeyse. Açtım ama öyle bakıyorum sadece, hani buna değer oynayacak bir şey yok. Kaldım evet, öyle. Yani. Bende olan şey şu bak. Minecraft'ı boş ver. Bilgisayarı açıyorum ben. Her şey çok düzgün. Ama açtıktan sonra bir de sıvı soğutma böyle diye bağırıyor bayağı. Diyorum ki acaba patlar mı, ben işlemciyi falan mı şey yaptım, tam sıkmadım işlemciyi, soğutmuyor mu bu diyorum. Babamın arkadaşı bilgisayarcı, babam da diyor ha benim bir tanıdık bilgisayarcı arkadaşım var, o bir baksın falan diyor. Ha tamam baba, olur diyorum ama hani babaların bilgisayarcı arkadaşları biliyorsunuz sadece görev yöneticisini açıp falan yapıyorlar. Unutmuşum. Adam böyle 60 yaşında falan diyor, işte senin gibi bir tane tanıdığım var, o da aslında bilgisayar parçası alıp satıyor falan diyor. Bir işin olduğunda ona söylersin falan diyor. Adam birkaç kere bilgisayarı yeniden başlattı, böyle bakıyor. Ha diyor. Aslında hiçbir şey sıkıntılı durmuyor. Vay yapıyor böyle. Ben de içimden diyorum ki vay anasını be, cidden çok iyi biliyor. Sonra bilgisayar kendi kendine. Ama evet bak dedim ya, bilgisayar parçaları birbirine alışıyor diye. Ondan sonra bilgisayarın uğultusu şu olmaya başladı. Vuuu olmaya başladı. O öyle vuuu diye bağırmıyordu. Bu bir hafta içerisinde oldu. Ya içerisindeki suyun akışı mı sağlandı gittikçe, sıvı soğutmanın daha iyi iş mi gördü? Çünkü Rainbow Six Siege giriyordu. Sıvı soğutma patladı falan benim de içinde böyle. Yani böyle... PSU'yu susturmanın yolu şiddet uygulamak. Bu gerçekten bir fact yani, kanıtlanmış bir şey bu arada. Nasıl kasayı lan? Vurursan, çok ses çıkarıyorsa abi PSU... Yok. Hani bir tokat attın mı kasayı, sesi azalıyor. Yok. Eski bilgisayarlar için ben... özellikle. Ben o zaman öyle yeni almıştım. Yani bilgisayarı yeni aldım. Bilgisayara kasaya vuracağım. Yani yanı da cam zaten. Yanı cam Corsair kasa var böyle. Sağlam falan duruyor ama bir koyacağım kırılacak, sonra üzülürüm. Ben öyle hani yeni şeylerin çizilmesi veya böyle son anda bir boka sarması çok üzer beni yani. Bana boklu Enes. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Abi format atabiliyor musun? Ben format atacağım diye. Ben gitmiştim. Ben onu çıkarttım, haberin olsun. Bir şey değil mi? Parça çaldık ya. Çaldın mı? Çaldık. Nasıl İş yani? İş yeri diretmesi olarak çaldık. Ben bireysel tercihim değildi. Sen iş yerinde mi çalışıyorsun? Hayır, stajdayken. Ha. Bilgisayarcıdaydım. Ha bilgisayar. Lisede. Ha bilgisayarcıdaydım ve gerçekten parça mı çaldınız? Evet, bir akrabamı dolandırdım. Parça fiyatı mesela bedava dedi oradaki abi. O hani, abi böyle bir durum var dedim hani.
Ne kadar yaparsın parçayı? Sıkıntı yok, gelsin yaparız dedi. Para istemem. Ben gittim 100 lira istedim ama. Az istemişsin. İyiymiş. Oğlum bana şey olmuştu, ben format atıyordum, tamam mı? Formata da şey bu hani. Diyor bilmem ne bilmem ne diski ayrılmış. Ben de bilgisayar mühendisi falan, yani bilgisayar mühendisi adamışım. Okuyorum. Dedim ben buna bir güzel format atayım. Diskler de kendi arasında sanal olarak bölünmüş. Normalde C ve D vardır ve C'nin işte klonu bilmem ne zırt pırt Z'si vardır falan, onlar gözükür böyle. Böyle komut yazıyorum falan format ekranında, böyle her datayı görebildiğim, böyle her klasörü görebildiğim bir komut yazıyorsun, havalı hissediyorsun. Girdim oradan, onu seç, onu sil, onu seç, onu sil. Sonra 14 GB'lık bir yer vardı. Dedim ki bu da herhalde Windows'un kendisi için ayırdığı ilginç bir alan. Ulan o bir bilgisayarın kendisinin, laptopun direkt mesela neydi benim? O şey neydi, HP miydi? HP'nin Dell'di pardon. Dell'in kendi sistemini çalıştırabilmesi için kurduğu 14 GB'mış. Ve evet, patladı bilgisayar. Onu açılmadı öyle bir daha. Format atıyorum, onu şey yapıyorum. Gittim bilgisayarcıya diyorum abi ben, yani format atmayın da, yani ben format atmayı biliyorum ama bu şeyin ne olduğunu bilmiyorum diyorum. Başkına diyor, bekleyeceksin işte götürürsün. Hayır ama diyor kardeşim format 50 lira diyor. Abi ben öğrenci adamım diyorum. 20 lira versem olur mu diyorum. Hadi olsun diyor. Falan filan böyle. Sonra yapıyor. Diyorum abi şimdi ben format atsam buna, hani formatı atmıyor bu arada. Sorunu düzeltiyor. O 14 GB'ı geri yüklemiş gibi. Abi sorun çözüldü mü diyorum. Kardeşim çözüldü, eve gidip format atarsan kesinlikle açılacak. Tamam abi diyorum, gidiyorum format atıyorum. Bir bakıyorum hala bozuk. Diyorum lan 20 lira verdim. Gidiyorum diyorum ki affedersiniz ben az önce 20 lira verdim. Eve gidip baktım. Öyle bir şey yok. Siz yapamamışsınız bunu diyorum. Adam da diyor ki o zaman 50 lira daha ver, formatı atalım öyle yapalım diyor. Abi ne formatı diyorum ya. Yani, diyorum format atma ya, yani formatı ben atabiliyorum, alo yapıyorum böyle, ben atıyorum diyorum, sadece bu boktan şeyin ne olduğunu bilmiyorum diyorum, silmittim ben bunu diyorum yanlışlıkla. Ben anlamam diyor, arkada bir bakalım diyor, arkaya götürdü laptopu falan filan diyorum, umarım parça arkaya gidemiyorum, umarım parça gitmemiştir i̇şte falan. İyi o. Bak onu söyleyeyim, laptop mi kullanan insanlar bilsinler, olay şöyle oluyor, diskinde sorun oluyor falan. Diski değişiyor, hani şey değil, patlamamış disk de, yani yeni disk takıyoruz, eski diski de çıkarıyoruz, hani geri vermiyoruz, mesela cepliyoruz, başkasına onun o diskini takıyoruz, onunkini cepliyoruz, öyle öyle. Aa, sen stajı iyi yapmışsın ha. Staj yapılmış. Adamın bir şey, biri Xbox getirmişti tamire, onu yaptık, FIFA oynadık onun Xbox'ında verene kadar. Öbürününkinde LOL kasıyordu arkada öbür stajyer. Abi peki bir şey soracağım, şey çok merak ediyorum. Dışarı aldığınız şeye gidin yani, servise gidin. Dışarıda herhangi bir yere gitmeyin gerçekten. Vito. Abi bu arada ben o 20 lirayı... Ne? Sen söyle sonra şey yapacağım. Laptoplarda şey yapıyor muydunuz? Böyle altta laptop tutan vidalar var ya, ucu ucuna tutacak kadar bırakıp gerisini cepliyor muydunuz? Evet. Oğlum ben bilgisayarcıya gittim tamam mı? Fabrika mavi boyalı ya, onları cepliyoruz. Hep bizde mavi boyalı vida var. Evet işte bana da, ben bilgisayarcıya gittim öyle, bir vidalanacak bir şey vardı. Abi ben bunun vidasını getirmedim falan dedim. Yani bulamadım dedim. Böyle yap. Gerek yok. Gerek yok. Bende fazlasıyla var dedi. Böyle iç cebinden kocaman bir poşet çıkardı böyle. Bir sürü renkli renkli video. Vay abi sende de bayağı varmış dedim. He vardır aslanım dedi böyle. Ondan abi, sonra aldım bunları. Sonra kadar dedim çok yani çekmece falan alıyorlar onları koymak için düşün. He adam yani cebinde taşıyordu, gerçekten iç cebinde taşıyordu, üzerine de çekmeceyi açtı. Burada da biraz var falan dedi böyle, bir show off yaptı. Büyük ihtimalle ne oluyor biliyor musun böyle? En başta iş gereği yapıyorlar, ondan sonra adamların fantezisine geliyor herhalde böyle. Öyle oluyor ya. Yani bir süre sonra eğlencesine yapmaya başlıyorlardır böyle, çekmeceyi dolduracak kadar yapıyorlarsa. Hayır bak o neden oluyor biliyor musun? Adam vidayı ceplemek için değildir büyük ihtimalle. Üşengeçliğindendir. Düşünsene her gün 10 tane bilgisayar bakıyorsun ve vidalarını teker teker çıkıyorsun. Ulan ben kendi bilgisayarımın SSD'sini takacağım diye açtığımda kasayı şey yapıyorum. Ulan buna da bir vida koyacağız şimdi falan diye.
Öyle ben ben ya, olsam bilgisayarcı olsam kendiniz yapsanız da mesela evet, hep bir vida alacak. Verebilir vida. Yo ben de evet, yapıyordum. Evet. O martı olan nasıl yani? Üşenmiyor mu hiç? Evet üşenmiyorum abi. Şeyde benim eski bir laptopum vardı. Geçen onun içini açıp bakayım dedim. Zaten çalışmıyor. Kurbağa çıktı değil mi? Abi bir açtım. Bir açtım şey anakartı tutması gereken 12 tane şey var. Vida girişi var ama sadece köşedeki 2 tane vida var böyle. Geçen dışa sallanmasın diye. Bilgisayarcıya götürmüş müydün bir ara? Köşe, evet evet iki köşe çocuk da o zaman. İki köşeye vida atmış adam. Gerisi boş ama şeyler. Oğlum bu benim anakartım da şu an öyle duruyor. Yani benim şu an anakartım doların artmasıyla beraber 4000 lira falan galiba. 4000 liralık anakart 2 vida ile duruyor şu an. Yani düşse 3080 de gidecek. Her bok gidecek hani. Öyle. 2 vida. Yeterli. Hatta ben 2 vida ile yaptım bir ara servis gibi bir şey mi ne götürmüştüm? Bir şey olmuştu böyle. Bir sıkıntı olmuştu. Adam böyle garip bakmıştı bana. Yani ne oluyor diye. Hani 3080'e kendisi bebeği gibi baktı böyle. Sildi bir şeyler yaptı falan. Benimki tozlu kalıp toz. Benim şu an içinde de yani kurbağa bile ölmüş olabilir. O kadar kötü. Bu arada Utku, geçen açtığımız seedlere kıyasla bu neden bu kadar bok gibi? Söyleyebilir misin ben bana? Hiçbir şey çıkmıyor ya onu. Değil mi? Her seferinde daha da boktanlaşıyor seed. Sadece bunu fark etmiyor. Yani. Oğlum biz açtık bu ya. Wow yani bu dedik ki vay anasını ya bu çok güzel olacak. Hatta biz böyleyiz. Yarın çılgınlar gibi yayında bunu oynayacağız falan yapıyoruz. Hani böyle o şey galiba rüya görmüşüz. Şimdi gerçekten. Oğlum bunun acayip bir şeyi var böyle mistik bir olayı var. Sen yayını kapat 5 dakikalığına. 5 dakika içinde bir seed açıp oynamaya başlayın. Ondan sonra yayını üstüne açman lazım. Yayın evet, şey evet. Güzel seed geliyor. Hep öyle oluyor zaten ya. Neyse ev falan yapalım o zaman ya. Yüklemeyi deneyeyim mi? Zaten bir şey yapmadık. Aa, o dünyayı açabilecek misin ki? Var mı ki? Gezdirme kutusunda var bir tane şu an. Oysa olacak. Aa, tamam abi son bir kere dene. Ona göre bakalım. Hadi bakalım. Onun dışında Serdar'larımıza konuşmak kan onları donate demiş. Hasan ürün veren hoş geldin teşekkür ederim. Ben de diyorum ne oluyor lan. Mert Kağan aramıza katılmış. Faruk aramıza katılmış. Onun dışında Nazım Atahan aramıza katılmış. Hoş gelmiş teşekkür ederim. Bekir Demir üye olmuş. Eren Gürses hoş gelmiş teşekkür ederim. Bu arada dürüm dedin de ben de mi dürüm söylesem ya. Dürümcüden. Ben de son bir bilgisayarcı fact vereyim size. Formata bilgisayar götürürseniz size diyecekler bir ihtimalle 5 saat sonra gel ya da işte akşama gel ya da yarın gel falan. Oysa maksimum yarım saat sürüyor. Sadece aa bu kadar kolay mıydı demeyin diye daha sonra evet. Gelmenizi söylüyorlar. Hani yarım saatlik işe o kadar para verilmemesi için büyük ihtimalle şey yapıyorlar. Oha lan. Hainlik lan bu. Öyle yani veriyorsun sabah diyoruz akşam gel falan yani öyle yapıyoruz biz de. Yapıyorduk. Şu an YouTube'a nasıl uyarlarım bunu falan şu an. Arkadaşlar 2B2T videosu çektim ama çok uzun sürüyor. O kadar emek var ki bir ay sonra gelecek video. Öyle var diyor. Bir tane hikaye paylaşmıştı biri tamam mı? Böyle aylardır uğraştığım video falan diye edit yapmış. Editte böyle 7 kesim var ve böyle çok zorlandım like atın falan gibi atmış. O kadar kötüydü ki ben yaptığı çok iyi edit yaptım hani bir aydır uğraşıyorum dediği editi 2 dakikada yapıyorum. O kadar katı 2 dakikada atıyorum ben. Bir çok aylık attığım güzel. Kat şey olur herhalde böyle 7. layer orada 8. layer orada basit bir videomda bile benim 6-7 layer var yani. O 100 gün zombi şeyinde mesela bir ana video var. 2 üzerine gün şeyi var. Mesela basitinden desen. Bu 2 layer etti. 2 layer direkt olarak şeyden geliyor. Bir oyunun sesi, bir benim sesim. 3. layer direkt oyunun sesi. Bazen de birkaç tane ses efekti. Öyle artıyor yani. Onun gibi. Burada bir ben girmemişim lan söylesenize. Hani neredeyim şu an? Alo. Orası mı? Burası orası mı? Bilmiyorum ki. Ben nereden bileyim ben? Uykuluydum. Abi map'in başladığı yer sıkıntılı diye taş arasında kalıp öldüm. Bütün eşyalarım gitti şu an.
Olur böyle şeyler. Neyse ev yapalım bence buraya ya. Artık daha fazla şey yapmayalım, devam etmeyelim. Sürekli koşuyoruz çünkü. Başka bir şey yok yani. Koşmaktan başka bir şey yaptığımız yok. Hatta bir hadi bir üyeyi de seçelim lan. Hadi bir üyeyi seçeyim, aramıza gelsin. Tarap tap tarap tap. Şöyle yanda açayım. Bakalım bugünkü şanslı üye kim? Aa, kısır abim çıkmış. Buyurun. Halledeceğim hızlı bir şekilde. Üyelikler. Gir abi. Üyelikler ekranını biraz gösteremeyeceğim bu arada. Gibi duruyor. Maalesef arkadaşlar. Victoria zengin. Efendim? Victoria zengin diyorum. Evet. Baştan yapıyor. Şimdi... Tamam, gözümü kapıyorum abi ve bir şey, birini seçeceğim. Scrolluyorum. Bugün mü katılmış? Evet. Top RVK abi. Top RVK burada mısın abi? Top RVK abim. Sen çıktın. Ama şu an yazmazsan gelemeyeceksin, onu da söyleyeyim. Tekrardan bilmiyorum. Birkaç kişi daha çekebiliriz herhalde. Evet, Top RVK burada mısın? Artık söyle. Yazmadı. Tam o zaman. Tekrardan çekiyoruz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde. Umarım çişe falan gitmemiştir adam ya. Şöyle bakıyorum. Animez Edit. Animez Edit. Burada mısın kanka? Animez Edit. Hızlı bir şekilde buraya yazman lazım. Hadi lütfen. Belki buradadır. Arkadaşlar üye olup kaçmışlar galiba. Animez burada mı? Animez de burada değil. Burada mı? Animez, göremiyorum seni. Animez Edit. Alo. Resepsiyona lütfen. Alo. Ömer Yenilmez. Hoş geldin. Tamam. Yok. O zaman tekrardan çekiyorum abi. Ercan Aktaş. Ercan Aktaş burada mısın? Yavuz Özler hoş geldin. Onun dışında Ercan. Burada mısın oğlum? Ercan lütfen, resepsiyona lütfen. İmçiçi maskesi var profil fotoğrafında. İmçiçi uyur mu lan? Kalk. Yok, burada da yok. İmçiçi uyumuş. Gerçek İmçiçi değil bu. O zaman başka biri daha çekiyorum hızlı bir şekilde. Ayça G. Ayça G. Ayça burada mısın? Ayça resepsiyona lütfen. Bekir Talha Öz, hoş geldin bu arada. Neden lan? Biri olsun bu arada artık. Evet işte, o anlamda diyorum. Çünkü kimse çıkmıyor şu an. Tamam, Ayça da yok. İlk yazanı seçelim. Chat'e herkes artı atsın. Sen şey aşağı yukarı yap, mouse'da durduğun yerde şey yap bence. Hani çünkü chat'te daha aktif insanlar var ya şu an. Bilmiyorum. Önce bir cümle söylesin, ilk yazan kazansın. JDVJVD Elmas olarak aramıza katılmış. Hoş gelmiş, teşekkür ederim. Bak millet artı atmaya başladı. Senin yüzünden çünkü. Ben demedim ki artı. Tamam lan, herkes artı yazsın. Sıçtın içine şu an, yok ettin abi ortalığın. Bence demiştim. Oğlum ben bu, ben bunu nasıl durdurup şey yapayım? Chat durmuyor ki. Ghost hoş geldin, teşekkür ederim. Chat'in bencesi yok. Abi, evet bencesi yok, dur. Pat. Oğlum durmuyor ki chat. Artı yazmayın, durmuyor. Durmuyor, alo. Alo, durmuyor chat, abi, artı yazma. Dursun ki seçsin ya. Yani. Diğer şekilde hiç seçilemeyeceksiniz. Elmas, teşekkür ederim 6. ayında. Uf. Arkadaşlar artı yazmayın, valla artı yazmayın. Oğlum anlamı yok, çekiliş böyle olmuyor. Evet. Ben tekrardan şey yapıyorum o zaman. Şöyle bir çekiyorum. Umut Ceylan, Umut Ceylan burada mısın? Umut Ceylan, göreyim seni burada. Umut Ceylan'ı göremiyorum. Göremeyeceğiz de şimdi. Oğlum kimseyi göremiyorum, siz üye olup ne yapıyorsunuz? Gidiyor musunuz? Kaçıyor musunuz lan? Herkes aynı anda troll söylüyor. I'm not real, I'm not real burada mısın? I'm not real. Hadi bakalım. Lütfen artık gelin lan. En son kimi söylemiştim onu bile unuttum lan. I am not real. Yayınlar dilerim kanka demiş Tuna. Hoş geldin, teşekkür ederim. 9. ayımda, onun dışında
O zaman bilmiyorum. Tamam hadi şey yapıyorum. Hop kim çıktı? Zayt Vav. Tamam Zayt Vav. Zayt Vav Discord adresini chat'e at. Oradan da seni suyucuyum eklesin moderatör. Sen kazandın. Aynen öyle. Vay be. Kazadan biri çıktı sonunda, artık çıkmalıydı da ben kafayı yedim çünkü. Bence yeterli. Her yayın bir kişiyi bu şekilde alacağız. Almaya da devam edeceğiz. Yok ki. Var mı? Var var. Zayt Vav gördüm orada. Buradayım yazdı. Umanı zaten chatten artırlayanlardan çektim direkt. O kadar fazla insan yazdı. Şimdi biri diyecek ki i̇şte. O artılamadı falan diye. Artılayıp artılamadığını bilmiyorum abi. Direkt chatten zınk diye aldım. Tamam hadi ev yapım yarışması. En iyi evi yapan oylayacağız da. Yemekteyiz yapacağız abi. O şekil. Hazır mısınız? Benim bütün malzemelerim gitti. Ben hiçbir şey yapamam şu an. Aa, sihirli komutlar da mı yok sende? Aga be. Şaka şaka, sihirli komutlar yok bunda. Öyle bir şey çıkar aklımdan. Bir anda ben şey küçük bilmiyorum. Samimi evimi yapıyorum şu an. Tabii ne kadar bütün yeter onu da bilmiyorum. Bu arada. Ne yaptı? Düz yer yapmıştır. Düz de yani bana göre güzel. Kesin o kadar mı? Paket. O kadar mı kötüsün ya? Naci Ataç hoş geldin, teşekkür ederim. Ne eyvallah. İyi mi yapıyor? Gerçek dostlar belli oldu. Yani, evet, dostacı söyler. Ben gerçek dostum Meriç. Arkadaşlar. Meriç'le tam bir yalaka. Meriç yalakasın oğlum. İyi mi falan bir şeyler diyorsun. Öyle olmuyor gerçek dost. Paketi ev gibi böyle, tam kutu şeklinde. İçerisi tamamen şey böyle paketlenmiş. Abi, arkadaş edinme tekniği söylüyorum size. Gideceksiniz, biri size güzel şey etti. Soracak. Acaba bu güzel olmuş mu falan diyecek. Siz de böyle hani çok samimi değilsiniz, çok yakın değilsiniz falan filan ama direkt şey diyeceksiniz. Berbat olmuş. Yarrak gibi olmuş diyebilirsiniz. Böyle. Bu çok samimilik göstergesi arkadaşlar. Ondan sonra nasıl falan diyecek, bir şaşıracak. Sonra gücenme falan yok. Dostacı söyler diyeceksin, sonra adamı manipüle edeceksiniz. Diyecek ki bu benim yakın arkadaşım galiba diyecek. O anda tav. Değil mi? Aynen öyle. Bunlar manipüle teknikleri arkadaşlar. Doğukan ev yap oynayacağız. Dostacı söyler. Hayır. Mesela ben söylemiyordum. Meriç'in göt deliği. Çok geniş burası. Çok güzel. Dostacı söyler falan diyor. Her boktan şeye. Ya boş yapıyorum ya, kusuruma bakmayın. Dostun onu bilmemesi gerek bence. Oğlum yani bence kimsenin bilmemesi lazım lan. Ya talibi varsa bilebilir. Utku mutku yazacaksın da sihirli kodları istemeyeceksin değil mi Utku'dan? Yok, yemek ver geldi diyeceğim de yemeğim yok, koşamıyorum şu an hiç. Oğlum sesten neden söylemiyorsun lan? Yani sen konuşuyordun o anda. Bir anda sessizlik oldu ondan sonra. Utku Diamond Armor attı ya. Afiyet olsun arkadaşlar. Arkadaşlar evlerinizi göremiyorum ama. Benimki o kadar. Ben zaten sende kalacağım abi. Hayır yok öyle bir şey ya. Çift kapılı ev. Çift kişilik ev işte. Benim evim çok kötü oldu bu arada. Yani öyle böyle değil. Ama iç güzellik içeri güzel yaparım. Dostacı söyler abi. Bok gibi. Aynen öyle. Hayır. Çok güzel oldu. Bak abi bu arada bence çok iyi oldu. Saman niye koydun? Bunlardan ekmek yapardım ben. Açım hayır ben. Hayır. Açalım. Bu daha böyle samanda yatıyoruz. Hasan ve Greta gibi evini yiyorum değil mi? Hayır ben canım üyemle beraber kalacağım ya. Zayt Vav gel bakalım. Zayt Vav'la beraber takılalım. Ya geçen hafta sen yayınını izledim, yüz izleniyoruz oha falan diyorsun, duygulandım demiş. O onu nasıl izledin lan Otas yayınını? Ben buraya gidiyorum. Burası daha güzel. Burası samimiymiş ha.
Evet işte. Çok işlevsel bir yer olacak. Oğlum benimki daha iyi. Benimki bir samanlar hiç sıcak abi tutuyor. Örtüne de biliyorsun samanla. İki, direkt hani ne bileyim yatak gibi böyle samim istediğim gibi yatıyorum böyle mis. Daha ne olsun. Değil mi? Samimi değil mi abi? Samimi yayıncı evi bu. Daha ne olsun. Bak. Mis. Nasıl ev değil lan bu? Oğlum benim gibi beygir bir adam için bu böyle bir yer işte. Atları barındıracağımıza kendimi barındırıyorum. Buradan yayına selam demiş. Selam, gel bakalım. Gel içeri gel. Gel içeri gel. Ne olacağından habersiz genç bir çocuk. Meriç işlevselliğe bak şimdi. Evin her yeri her yeri ayrı bir şey ya. Ye bunu. Ha? Daha fazla ye. Kalp atıyor lan. Ne oluyor lan? Benim anlamadım. Ay, ne oluyor abi? Bir dakika gidip bakmak istiyorum. Oğlum öyle bir şey yok. Alo. Sert seviyor. Abi. O zaman. Zetvap. Ye. Daha tombul tombul o. Ben seni yiyeceğim. Hansel ve Gretel abi ben cadıyım. Lan çıksana evin, alo. Bir dakika evin yerinden saman sen, yapalım. Sen şey, modern cadısın şey, ben ortaçağ cadısıyım. Büyü falan. Zeytvan mı? Çıkmış. Zeytvan be ayıp ettim be. God 99L. Minecraft server'a ne oldu? Neden sıfırlanıyor? Abi server bayağıdır aynı, giren yok. Onu yedekleyeceğim. Kendim alacağım onu. Bir hard diske atacağım. Anı olarak kalacak. Üzerinde anarşi patlatacağız. Mwah! Güzel olacak yani. Bir de yeni gelenlerin önünü açmayalım mı? Spam yani, etrafında evet. Herkes kurulmuş. Yani diyorsun demeyiz. Kaç kere girdin sunucuya? Bir iki defa girmiştim. Yani. Zeytvap gel lan. Zeytvap gel. Gel. Ama senin videolarından falan görmüştüm böyle. Başka birisiymiş. Gelmeye devam et. İşte böyle bak ne kadar da cömert bir yayıncıyım. Ya bak sağ ol abi falan diyor arkadaşlar. PR'ımızı yapıyoruz buradan şimdi. Halkımı doyuruyorum arkadaşlar. Bak şimdi sen düşeceksin ben de sana yardım edeceğim tamam mı? Zeytvap gel. Zeytvap. Görüyorsun değil mi Zeytvap? Düş oraya. Aaa! Zeytvap! Zeytvap! Oh, elim ayağım birbirine girdi. Zeytvap. Gel Zeytvap. Buradan çık. Gel burada. Meriç insanları çağır. Dur değil mi? Zeytvap çıkma. Zeytvap çıkma. Zeytvap çıkma. Atla Zeytvap. Zeytvap atla. Atla. Açıkta iner misin? Kapat abi. Utku neredesin? Utku neredesin? Buraya değil miydi ya? Bir sen de gel. Zeytvap ben... Creeper'dan korudum ha. Abi. Ne? Nereye? Aaa! Zeytvav düşmüş! Zeytvav hızlı bir şekilde kurtarmam lazım. Arkadaşlar bakın hemen de imdadına yetiştim. Tabii ya. Arkadaşlar yarın... Arkadaşlar bugün seçim günüydü. Hızlı bir şekilde seçimleri buradan alıyoruz. Bu arada dur seçim yapalım lan cidden. Aynen. PR'ımı yaptım. Mike Kaiser hoş geldin. Şimdi. Neye seçim güldünüz lan? Seçim mi dedim bebeğim? Seçim mi? Yam. Çayları kim dağıtıyor? Arkadaşlar abi, şimdi. Nasıl yapacağız lan? Bence seçime gerek yok. Kazanacak adam böyle. Tamam. Victorikon abim. Senle ben giriyoruz tamam mı? Arkadaşlar daha güçlü bir... Liderlik masrafı yok arkadaşlar. Ne diyorsun lan manyak adam? O seçime giriyor sen silivri hadi görüşürüz. Arkadaşlar şimdi bir tane sandık hazırlıyoruz tamam mı? Buraya giriyorsunuz. Toprak benim. Toprak benim. Tahta da Victorikon. Diamond blokta ben. Diamond blokta Victorikon. Tamam şimdi gidin arkadaşlar sandığa basın.
baltaya da basabilirsiniz. Balta verebilirsiniz ama o adam burada abi, yok. O yüzden şimdi toprak basabilirsiniz arkadaşlar. Baltam olsa baltam yok. Baltam olsa. Ya baltaya basamayacaksın. Lan bu adamı orada burada görebiliyor musun ya? Olsun o, abi kalbimizde. O rapçi gerçek değil. Unut. Hadi şimdi. Sen mi basıyorsun ilk? Bas abi. Bas abi. Bas toprağa. Toprak. Bak ben toprak seçtim. Özellikle Victor Hugo'nun üretime odaklı. Daha fazla tahta özellikle koyalım. Daha fazla tahta keselim falan. Hani böyle sanayileşip her şeyi yakalım falan diyor, tamam mı? Ben toprak. Vatanımı koruyacağım. Bak toprak vatanı temsil ediyor. Ben o yüzden öyle seçtim abi. Tam seçimler devam ediyordu. Çiftçinin emekçinin yanında. Analanges halkı oy basıyordu. Ya da oy mu basıyordu? Analanges. Sıra kimde? Herkes bastı mı oy? Sıra. Zaytvav basacak mısın? Zaytvav oy bas. Zaytvav oy bas. Ha, gitti. Hadi Zaytvav da basıyor bir şeyler. Tamam arkadaşlar şimdi başlıyorum. Biz basmayalım mı? Oh. Ben kazandım arkadaşlar. Bir şey olmayacak değil mi? Victor Hugo abim bir şey yapmayacaksın değil mi? Victor Hugo abimden bir şeyler bekliyoruz çünkü de. Ama bir abi geldi. Efendim? Şimdi değil. Güneş doğarken bakacağız ona. Ha daha bir dakika bakılmadı değil mi? Dur sandıkları şey yapamıyorum. Neden 43 toprak bu arada? Kütahya'nın plakası falan mı? Kütahya göndermesi de yapılmış arkadaşlar. Tamam. Öyle bir şeyler. Boncuk takım hoş geldin bu arada. Teşekkür ederim. Ama seçimde hile yok. Yani oylar bir daha sayılsın. Cinlerimiz falan da vardı o yüzden. Arkadaşlar gördünüz zaten Zaytsa ve halkımdan biri nasıl düşüyor. Hemen yanındayım. Değil mi? Değil mi? Şimdi Utku bak mesela basma esprisi yapmak için balta koydu. Ben Utku, Meriç aldım. Utku'ya vurdu. Meriç'i hemen indiriyorum. Yemek. Tam yargıyı dağıttım abi. Başkan. Bu kadardı işte halkımı düşünüyorum. Baltam nerede? Başkanım ya, baltamı çaldı. O vuran ben değilim. Öyle. Alışkanlık oldu. Şşş. Oğlum yanındakine dikkat etsin. Bir dakika böyle anlık olarak infaz edilme falan mı olacaktı? Ben yanlış yere oy kullanmışım. Niye böyle yaptım ki? Yargılanma yok direkt. Arkadaşlar ben fazla U izlediğim için şimdi insanları evime... Zetvab gel canım benim. Hayır. Sen koordinattaydınız ya. Zetvabcığım gel buraya geç. Geç buraya. Tamam. Şöyle vereyim hatta. Tamam. Zaytvav sana böyle. Afiyet olsun. Tamam güzel. Bir at ya işte. Abi, neden böyle bir şey yapıyorum bilmiyorum. Hiçbir content bir şey yok. Arkadaşlar content çıkarın. Hızlı bir şekilde content çıkarın. Bu yayın devam etmeli. Ayaklanma falan çıkarın arkadaşlar. Bir şey yap. Şaka yapıyorum lan yapmayın. Evin bu arada. Ne oluyor? Hayaks ya ev yanmış. Zaytvan bu arada RP killer. direkt söndürdü. Teşekkür ederiz. Sandıklar yanıyor. Bu arada sunucu açık mı? Sunucu sunucu açık da şeyi açabilir miyiz? Takipçilerin evlerini oyluyoruz muhabbetine. Ondan devam edelim olmadı. Aynen mi? Bence öyle. Bence olur. Neden olmasın? Yani. Kapalı golem yapılıyor mu şu an? Evet. Aa evet TNT'den şey yapacaktık. Yapılıyor? Dur. Bir tane bakır blok yapıyorsun, paratoner yapıyorsun. Oluyor. Nasıl? İlk önce bloğu koy. Sonra yıldırım savarı koy. Sonra da şunu yapacaksın abi. Bir tane buton koy. Aynen. Tamam bir dakika. Şimdi herkeste bakır var değil mi? Rus ruleti oynayacağız. Rus ruleti oynayacağız. Bir dakika. O zaman ben aklıma çok daha iyi bir fikir geldi. Abi. Arkadaşlar aşağıya doğru kazın. Şöyle. Ya da boş ver kazmayın. Şimdi nasıl yapacağız onu? Böyle 4 tane delik açacağım, tamam mı?
4 tane yarışmacı olacak. Bana şimdi tuzak kapısı yapması lazım benim. Biri direkt tuzak kapısı yapsın. Mükemmel bir oyun geliyor şimdi. Mükemmel bir oyun geliyor arkadaşlar. Ha tamam. Teşekkür. Tamam, çok güzel Zaytvam. Bunları da şöyle koyuyorum. Anladınız değil mi bu arada olayı? Bir tık. Yo. Ben yeterince zeki değilim ama. Ama anlatmıştım. Yani galiba Rus ruleti. Hayır. Rus ruleti, evet. O kadarı. Tamam ya. Tamam. Şimdi geçin abi. Buraya butonlar koyacağız. Bu arada buton da yapabilir mi biri ya? Bende hiç eşya falan yok. Bir buton yapsın. Bakır golemi koyacağız buraya ve rastgele butonlarda etrafta dolaşacak. Öyle basacak. Kime bastıysa elenecek abi. Düşecek. Nasıl fikir? Aa, bu arada dur, ben bakırları böyle yapabiliyordum. Dur ben yaptım. Bir buraya, iki buraya, üç buraya, dört buraya. Tamam. Böyle hatta bir böyle tane şey, para koymalı yarışma vardı. Televizyon yarışması. İnsanlar evet aşağı evet. Biliyorum. İki bakır daha var mı? İki yapar işte. İki kişi de elenebilir. Oluyor. Şimdi var. İki tane bakır. Onları buton yapıp atsana. Kitap oluyor zaten. Şuralara koyarsan abi iş görür. Tamam. Tek sıkıntı 5 kişi olmamız. Yok abi, o olacak. Finale kalan bir kişi de yapacak. Buton nasıl yapacağımı anlamadım ben. Tam buton yapıyorsun işte. Nasıl lan, kitap olacak işte. Kitap olarak yapacaksın. Oho bu adam. Kitap butona çevriliyor abi. Şey. Elma sirkesi tekrardan hoş geldin. Teşekkür ederim. Ha tam oldu. Okey. Bir tane bakır golem alacağız arkadaşlar pistte. Bakır golem. Mevcut var mı eşyamız? Bakır golemimiz falan. Fırınımız var mı? Var. Dur ben onları alayım da. Mehmet Efe Kuzu hoş geldin. Age of Games elmas olarak aramıza gelmiş. Teşekkür ederim. Fenerbahçeli be. O zaman şunları ben hızlıca eriteyim. Altında burada blast var ama. Şöyle yapayım o zaman. Olduğu kadarıyla, ne kadar hızlı olursa. Hazır mısınız? Yarışmacılar. Meriç B. Hazırız kaptan. Meriç B. Kendini şeytan sanıyor ya da Doctor Strange'e aşırı takıntılı bir adam. Doctor Strange deyince eli ayağı titriyor. Victor Yukun. Kendisi hani yanlış anılan bir moderatör. Kimse onu sevmiyor. Onun dışında Utku. Kendisi bir mağara adamı. Sadece sunucu açtığı için burada. Yoksa kim onu sever ki? Onun dışında Zatvav. Az önce üyelerden biri olarak geldi. Hadi bakalım. Yarışmacılar piste lütfen. Hadi ben de yarışmacıyım bu arada. Okey abi. Kendini tanıtmam mı? Beni herkes tanıyor falan diye. Zaytvav sen yoksun şu an. Sen yoksun. Aa! Bir dakika, ben düştüm sayılır değil mi? Dur daha evet. Şöyle durun. Yo düşmedim. Hayır! Şerefsiz golem. Şerefsiz golem, tamam anladık abi. Elma sirkesi teşekkür ederim 15 lira için. Ben o zaman aradan kaçış yeri yapıyorum. Rus ruletini göremiyorum. Geldim, tamamdır. Ben çok gerildim. Bas. İki tane. Bas. O kadar yok şu an ya malzeme. Var mı ya da? Bende yok. Utku çok gergin duruyor. Roma gladiatörü. Gergin görünüşte bak. Hadi bakalım. İttir. Şu Utku'yu ele ya. Utku'yu ele. Ben niye eleniyorum? Sakallıyı al ya. Meriç eleniyor mu? Yok. Ya. Ne oluyor lan? Alo. Hayır. Hayır yine. Aha. Mi bana bastı? Ne oluyor lan? Evet. Meriç kazanıyor. Tamam Zeytvav gel. Meriç 1 abi. Meriç 1. Bak. Güzel güzel teknik. Tamam o zaman. İlk elenen ben olaraktan o zaman ben katılmıyorum bu yarışmaya. Zeytvav katılıyor. Zeytvav hızlı bir şekilde yardır abi. Tam ortala kendini. Canım uyan benim. Hadi. Koş Utku sen de. Victor Yukun sen de geç abi. Hızlı bir şekilde. Zeytvav eğlenmedin kanka, gel. Daha başlamadı. Start vermedik.
saylanmaz. Hadi bakalım. Çabuk ikinci. İkinci hadi. Tur. Bakır Golem acaba basacak ama nereye basacak? Ve Zahit Vavutka'yı deniyor mu? Zahit Vavutka'yı deniyor. Meriç. Çok hızlı bitti lan bu tur. Victor Hukun kazandı ama en sona düştü. Victor Hukun lan aşağıda yol yaptık. Manyak adam. Victor Hukun 1. Onun dışında kim birdi? Meriç birdi. Evet. Meriç başardı be. O zaman i̇şte hadi bir de ben geçiyorum tekrardan. Gel abi. Ortala abi. Ortala. Bir tur sen de gel. Geçin. Hadi bakalım. 3, 2, 1 başladı. Oo ben baş... düştüm. Tamam. Bastı mı lan sana direkt? Evet. Hayır lan Victoria falan bastı galiba. Öyle mi? Yazıyor. Aa bak. Geri geldim o zaman. Çünkü kapanmadı. Raptor kapanmadı. Lan bu beni sevmiyor. Neden beni sevmiyorsun? Hey! Neden beni sevmiyorsun? Alo. Varoluşsal krizde abi. Ergenlik zamanı herhalde. Alo, bana bak. Bana bak. Şu bir Utku'ya vur ya. Victor Hukun, Victor Hukun oğlum git artık lan adam. 5 kere falan oldu. Victor nefret ediyor galiba baksana. Abi seni hiç sevmiyor. GTA 4'teki Amerikan polisleri gibi sen öldün hala devam ediyor adam. Şu an ikimize düşürme ihtimali. Gerçi GTA 4 mü sadece bilmiyorum da. Utku. Bu bize küstü Utku. Oha Utku gidiyor ha Utku. Utku seni ittiriyor. Seni ittiriyor. Abi berabere. Aynı anda. Tamam o zaman. Victor Hukun ber. Meriç be. Tamam hadi geçin. Sona kalan olarak. Utku yer. Hadi bakalım. Kazanan Utku mu olacak? Meriç Bey mi olacak? Victor Hukun. Kurtulamaz. Utku sağıma gel. Öyle kurtulamaz. Ben getiriyorum bu arada. O bakırdan anlıyor. Yani. Zümrüt ne lan diyor. Tam bakır blok iyi. Hadi basacaksan bas be kardeş. Kardeş. Dudağında bir şey kaldı. Kardeş. Hadi. Geçme geçmiş. Bastı mı? Yo. Viton bastı. Arkadaşlar hizalısınız lan kendinizi. Varoluşlar krizlerde bu arada galiba. Gerçekten bir şeyler düşünüyor bu adam. Baksana ya sana ikinciyi çıkar istiyorsan. Utku gittin. Utku gittin. İki kazanma. Hop. Meriç başaran. Evet isminin adını veriyor. Başarıyor. O zaman bu. Hadi öbür tur arkadaşlar. Can aramıza katılmış. Hoş gelmiş. Teşekkür ederim. Eğlenceli lan bu. Ben bu etkinliği bayağı sevdim. Kazanana evet. Ne veriyoruz bu arada? Kazanana ne veriyoruz? Bana bir yemek veriyoruz. Meriç kaybetti. Yemek sepetinden yemek. Tamam söyleyeyim abi. Sponsor mu bu arada yayına direkt kattın da? Yemek ısmarladı falan deseydin bari. Tamam start veriliyor. Start. Bir dakika bu arada ne yapabiliriz? Ümeyir. Oluk hoş geldin. Teşekkür ederim bu işin için. Durun ya bir dakika başlamasın. Ben bu arada mod paketinden alışmışım. Shift'le tırmanabiliyordum. Garip geldi bir. Arkadaşlar bekleyin hızlı bir şekilde koşuyorum. Hızlı bir şekilde evden alıyorum eşyaları. Yeni bir tane daha golem lazım. Bakır golem. Çubuk yapsanız yeterli. Gerçi Utku'yu atmıştım çubuğu da ama. Aynen bende var. Bu arada hiçbir şey yok. Tamam çubuğu yapın abi. Hızlı bir şekilde. Koy bir yere. Önce bunu mu koyuyoruz? Tamam. Haydi başlasın. Oydi. Hilemi hazırladım. Geçmiş olsun. Bu arada çalışmayacak ki o. Çalışacak. Ve bunlar ne oluyor abi? Arada bir kafayı yiyorlar. Meriç başarıyor mu? Başaramadı bu tur. Yok abi bu tur gitti. Evet. Görüşürüz Meriç. Utku'yu sevmiyorlar görüşürüz. Bu arada. Sürekli dikleniyorlar. Tamam Utku da gitti. Victor Hukun. Victor Hukun mu? Yoksa... Anal adam mı kazanacak? Hadi bakalım. Kazanacağız inşallah. Yine varoluşsal krizler. Arkadaşlar siz ne acı çekiyorsunuz ki bu kadara kadar? Aha geliyor ikiniz birden mi? Abi ikimiz birden büyük ihtimal. Evet. Finale kaldık finale. Dur finale kaldık oğlum.
Ben mekanı yine seçtim. Mekanı seçtim. Geçin abi. Utku düşmeyi çok seviyor galiba. Ece Yüce Türk. Ah, teşekkür ederim. Yok. Abi şeye gidersin ya, safariye gidersin, zürafalar, aslanlar çiftleşiyor arka planda. O vibe'ı verdi bana. Arkadaşlar sevişmeniz bittiyse... Oo, ikiniz de düştünüz. İkimiz de düştük. Abi sevişmeniz yok bittiyse abi, dedim direkt... Yani atarı koydu. Sinirlendin abi. Oğlum artık düzgün bir şey yapma. Kazanma diye bir şey yok bu arada ya. Victor Yukon abim geç artık, seç bir yer. Dur dur dur. Evet ya, düştüm neden ya, beni sevmiyor? Victor Yukon 2, Meriç Başaran 2, Zeytman 0. Ben anal adam 0. Utku 0. Durmuyor bu arada ya. Şunu bir yerini değiştirelim, durmuyor. Ama bu arada bakırlar paslanmış lan, bakır butonlar. Harbi. Oha! Hayır! Hayır! Biz onu nasıl geri çıkaracağız? Oğlum geri nasıl çıkaracağız? Neyse bu tur ben yokum, Zaytma falan olsun. Şerefsiz ya, arkadaşını sattı. Hadi bir bakalım, tur. Yeni tur başlıyor arkadaşlar. Hazır mısınız? Evet. Ben ne istiyorum? Kardeşe geldi. Kardeş. Bence ikiniz de düşeceksiniz kardeş. Ya, evet. Demiştim. Zeytvav'la da Utku düşecek gibi. Evet. Yok, Zeytvav düştün, Zeytvav. Zeytvav'la Utku tekrardan finale kaldı abi. Öyle bir deneyin. Olsun abi, biz Vito ile biz 2-2'yiz zaten. Sorun yok. Ulan bir dakika lan, League of Legends çalmaya başladı şarkının. Ne ara neye gittin, telifli bu. Yine berabere. Yine mi berabere? O berabere butonlarını kaldırsak mı acaba ya? Evet evet. Olmaya bu son tur yani, olarak kaldıralım abi. Hadi bakalım. Bunlar ne yapıyor sen? Alo, işinizin başınıza, alo. Utku seni seviyorlar galiba. Zeytvav gidici, Zeytvav. Oha lan Zeytvav. Abi bu şey değil mi? Acun Ilıcalı neydi o? Var mısın yok musun? Kutuyu açıyorlardı ya da Hamdi Bey'in teklifi falan. Hamdi Bey'in teklifi. Hamdi Bey'in teklifi. Bekletip bekletip ondan sonra basıyorlar. Tamam, Utku 1 oldun sonunda. Öbür sonunda yarışmacı benim. Bu arada 3 olan kazanıyor. 3 olan kazanıyor. Öyle öyle bir olay. Acaba kim kazanacak? Ben 3 olmak istiyorum. Hadi bakalım. Zeytvav eğlendi gibi bu arada. Zeytvav gidici. Lan Zeytvav ne yapıyorsun alo? Aha paslandı. Paslandı mı orada? Evet. Yavaş yavaş paslanıyor, havalı lan. Üstü. Zeytvav yine gidici. Yok bu sefer ben bayağı gideceğim. Bana basacak. Utku yani gidici. Kime basacak? Bas baltaya. Tekrar basmıyorlar. Orada bunu kim şimdi nasıl çıkardı tekrardan buraya? Ben içe içe yitirdim. Oha. yine mi var olsa krizler? Hadi 3'e tamamlayalım da. Zeytvav gittin abi. Hayır. Artık yap şunu, basın. Bir tane daha mı goleme ihtiyacınız var acaba? Bunlar hep beyinleri yavaş işliyor herhalde. Abi ikisi de ortada buluşup bana basacak değil mi? Ama ortayı evet, çok seviyorlar onu galiba, biliyorum ya. Açılın açılın, geçsinler. Görüşürüz. Yok abi ben puan alamayacağım ya, haram bana. Adamlar benden nefret ediyor. Utku hadi. Utku da gitti. Aa, Utku da gitti. Üzdü. Ah be. Ya kim, ben yaptım ben yaptım. Aynen hadi, aynen. Hadi git git git. O gıcırdama sesini duyacaktım ben. O olmadan ben düşmem. Öyle mi dersin? Hayır, Zeytvav'a gitti. Tamam git 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 Zeytvav. Zeytvav'a dikleniyor, sen vurdun kardeş. Mersel gidicisin. Oğlum bu adam derdi ne ki acaba? Basacağım mı? Ki. Bas artık şuna. Sen niye çok zorluyorsun? Zorlamıyorum ya. Zorlayacağım. Ha ya, düştün işte. Çok boş yapma, düştün. Zeytvav 1, Zeytvav 1, Utku 1, Başaran Meriç 2, Victor Yukon
2 ve anal adam 0. Ah be, ben neden 0'ım? Üzücü. Sevmiyorlar seni. Hadi. Sen sunucusun. Sen Hamdi Bey'sin abi bu. Abi Hamdi Bey sunucu değil bu arada, sen bilesin. Olsun. Biliyorum. Hadi başlayalım yine. Ve 1-3 olsun, kazansın da bu macera böyle bitsin. Ya aa, sıçacağım ağzına. Doğukan sen de yer değiştirdik abi, gene seni atıyor. Ben kafayı yiyeceğim ya. Ben 0 olarak bitireceğim bu kadar geri bir skor. Kafayı yedirtmelik. Yunus'a teşekkür ederim. Ya Vito. Yapma artık, çok belli oldu ya. Şöyle oldu diyebilirim. Aynen oraya. Hadi Meriç, hadi Meriç. Geç geç. Victor Rico gitti ve gitti. Hadi Meriç'e basın. Bas Meriç'e. Aynen. Oho, Utku 2. Utku 2 abi. Oğlum bu, bunda sanki bir şike var gibi ya. Yok şike değil kardeşim, ben vuruyorum. Bu arada nereye geçeni ben nereden bileyim, adamın keyfi. Adam gitsin diye oraya doğru vuruyor. Hayır vuruyorum da adam nereye geçeni nereden bileyim ki. Hadi hadi çok çok şey yapmayın. Tekrar yerleşin. 3 olan 100 liralık Steam kodu kazanıyor ama bunlar sahte. Yayından sonra vermeyeceğim kesinlikle. Abi bu nereden geldi? Hadi. Bakalım. Victor Hükün gitti. Gitmeden ya. Victor Hükün gitmiş cidden. Ben de gittim. Zaten beni sevmiyor. Benden nefret ediyor. Yüzüme söyle bari. Yüzüme söyle de anlayayım ya. Bileyim yani. Geçmiş olsun, ben gittim. Korku gecesi var mı? Bugün yok ama başka bir gün var. Abi onlar günlük... Aa, sevişme dozunu alıyor. Alsınlar bakalım. Utku adam elendi. Görüşürüz Utku adam. Bu arada bir skor alırsam ben dünyanın sonu gelecek. Ama ben alabilecekmişim gibi de duruyor. Bir de bu kadar kafaları yavaş işlemese keşke. Yok, kafaları çok yavaş işliyor ciddi anlamda. Evet. Acaba Mojang kendi ekleseydi bunlar bu kadar boktan olur muydu? Fikrim yok. Bilmiyorum. Ama kötü de değil ya o kadar da. Eser Yenenler sunuyordu değil mi onu? Yenenler miydi? Neyi? Neydi? Yerenler mi? Yenenler. Hadi be, hadi be adam. Şuna da vurayım da. Hah. Tamam, Meriç'e gidin, Meriç'e gidin. Hayır. Meriç'e gidin. Onu. Bas. Evet. Aa. Doğukan Anal 1. Doğukan Anal 1 oluyor. Kıyamet abi. Şu an herkes 2 mi? Zayt var 1, ben 1. Herkes 2 sonunda. Tamam o zaman. Hadi öbür tur. Öbür tur arkadaşlar. Çekil lan. Çekil lan. Yok, yer değiştirme yok kardeş. Nasıl hadi. Yok ya Allah. Tamam hadi. Hadi ben eğlendim arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Aa, eğlenmedim lan. Bu adamlar bir sempati beslemeye başladım ama. Ben eğlendim galiba. Yok eğlenmedim ya. Sevim o Meriç'i sevmiyor. Yerde çok uzun durursa vurun. Aynen. Ben rüşvet veriyorum. Şunlara vuruyamaz yalnız, çok uzun durdular. Rüşvet veriyorum. Lan ne yapıyor bu adam? Hadi geç ya. Aa. Bu şey diyor. Anne kabus gördüm. Yanınızda uyuyabilir miyim? Uyuyamaz. Git Utku'ya bas. Hayır, gelme buraya. Meriç'e bas. Meriç'e bas. Meriç'e. Hayır. Meriç gitti, hayır. Görüşürüz, kendine iyi bak. Hayır. Aa, o da hayır dedi. Ya tamam. Evet diyecekler şimdi. Utku gidiyor. Utku gidiyor. 2 1 abi ya, kesin bug'a girmişlerdir ya. Oylama yaptılar. Meriç gitti. Abi ikisi de bir şey yaptı bir de. Seni sevmediği kesin belli.
Şu an Doğukan kazanırsa hala kazanma şansı ben... var. Ben... Utku! Ve kazanan Utku! Öldürün şimdi bu adamı. €100 Steam kodu kazandı. Kesinlikle yayından sonra vereceğim. Kesinlikle vereceğim. O zaman 200 lira yapalım onu. €500 kazandın Utku. Heyecanlı mısın? Çok heyecanlandım. Teşekkür ederim. Değil mi? Ben 1'im. Evet. Zetvav 1. Utku 3. Victorikun 2. Meriç başaran başaramadı. Be abi 2. Kaldı. O kadar ittirmeseydiniz tabii en başlarda. Ya, alıyordum ben orada. Abi, evet birazcık kelebek etkisi yapmış olabiliriz. Biraz sıkıntıya vardırmış olabiliriz ya. Onu hissettim. Özür dilerim böyle şeyler olur. 500 lira ne ki ya? Hani ufak şeyler. 500 lira vermeyeceğiz tabii ki. Bu kadar basit bir etkinlik için 500 lira verebilir miyim? 1000 lira veriyorum lan falan. Buna bayağı paslandı. Emek verdim. Uğraştım bu kadar ya. Ah be o kadar da. Yani orada da durmak çok zordu yani. Değil mi? Bir şey söyleyeyim mi? Bu yarışma için böyle özel toplantılarınızı bıraktınız falan. Büyük bir etkinlik yapalım düşünsene böyle. Hani tonla böyle olacak. Bu arada üyeler arasında bunu yapabiliriz. Çok havalı olmaz mı? İşte daha büyük bir map düşün. Tonla böyle şey olacak. Hani nasıl desem bayağı böyle kazananın kazanlarıyla falan aralarında yaptırırız. Değişik bir ortam olur yani hoş olur. Ama mantık güzel ya. Abi ben soykırım yapacağım bunlara ya. Manyak adamlar. Paslanın da ben de güleyim size. Sürekli aynı şey. Tamam o zaman üyelerin evlerini oylamaya geçelim. Öyle bir ya şeyler yapalım. Alıyorum o zaman. Onları salmasam ya bir şeyler yaparız onlarla. Diye düşündüm. Yani Mutcan Karaçam hoş geldin bu arada. Teşekkür ederim. Demirkan Demir demir üyelik almış. Güzel yakışır. Demirkan çünkü yani demir. Daha ne olsun. O zaman bugünlük bu kadar. Hadi bakalım. Bir de evleri oylayalım sunucuyu şey yapalım. Güzel olacak. Biliyorsunuz bu arada üyelerin katılabildiği, elmas üyelerin katılabildiği bir etkinlik yapacağız. Anarşi sunucusu kıvamına getireceğiz. Herkes bütün takipçilerin evlerini yıkabilecek. Öyle güzellikler. Suyucum bu arada moderatör olarak aynen öyle güzel iş yapıyorsun sağ ol. Tit 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 tit. İş yapmasın bakkala yolluyorum ben onu şimdi. Ben evin hep küçük çocuğuydum. Ama ben ekmek almaya gitmiyordum ben asi bir çocuktum. Ya. Bu arada vay açıyor be. Musun bir yandan? Doğukan ekmek al yiyor. Yiyor. Ne yapayım? Bana. Fuck off mamam bizi. O tarz şeyler. Bir yeşil hale geldi bu arada. Twitch üyeleri bayağı gelebiliyor paslandı. Mu? Gelebiliyor. Hala aboneyseniz gelebiliyorsunuz. Bu arada güzel paslandı lan. Evet rengi çok güzel. Bayağı hoşuma gitti benim. Şu an moonwalk yapıyor abi. Energy'ni walkie. Energy'ni walkie. Derededededere. Hareket edemiyor doğru düzgün. Bu arada paslandıkça hareketi kısıtlanıyor. Yok kısıtlanmıyor. Acaba bakır verince oluyor mu? Belli bir süreden sonra direkt donup kalacak çünkü. Hiç hareket edemeyecek. Kalacak öyle. Bu pasları başka şekilde hani normal bakır olaylarında bir şekilde alma vardı sanki de bunlarda da aynı şekilde yapılır belki. Yok, baltayla alabiliyordun ama balta bunda işlemiyor. Alayım lan kirini pasını. Ah! Aldı. Şakasına vurdum ve aldı lan. Nasıl yani böyle bir şey var i̇şte mı? İşte bu. Naber? Oha! Onları eklemezse biz ekleriz ve çalışırız demişler adeta. Bayağı, oha! Bunları biz kullanınca bunların pası da gidiyor. Oha! Çok iyi lan. Tam olarak böyle yapmaları gerekiyor ya. Yani Mojang örnek al lan. Güzelmiş. Ben de geldim.
Keşke donsaydı bu arada ya. Keşke donsaydı. Çok merak. Bekleyelim. Çok merak etseydim. Etseydim diyorum. Ettim yani o donma şeyi nasıl gözükecek diye. Neyse sunucu açılıyor mu bu arada Utku? Onu halletiyor mu? Ya çok önemli de değil. Bugün yapmamıza gerek yok. Yarın falan da yaparız. Açık mı? Başından beri açıktı. Başından beri mi açıktı? Always has been. Always has been. Aga 1.16.5'te gireceğim değil mi? Şimdi evet. Of değiştireceğim. Hadi öyle yapalım. IP falan mı ateşlesen bana ya? Ben bir süredir girmediğim için silmiştim. Bende bile var. Oğlum bir dakika. Abi sende bile var da. Ben sildim yani. Benim... Mike'lis versenize Dokkan abim. Almıştık biz. Dokkan abim be. Dokkan abim. Arda iyi. Hoş geldin aramıza. Teşekkür ederim. Aman acıktım ya. Birazcık ev oylayalım. Ondan sonra yardıracağım gideceğim ben. Hatay döner. O zaman güncelleyeyim. Başlığı güncelleyeyim. Hızlı bir şekilde. Dokkan. Efendim. Sonra söyle. Biri Berke yazsa ya zurna söylesin. Yazayım mı? Yaz ama soğan olmasın. Adam soğanı bir koyuyor. Yani o koyuş o koyuş çok fena. Adalanca sıfırlan... Oo. Your IP address is banned from this server. Arkadaşlar yani, beni kendi sunucumdan banlamışsınız. Arkadaşlar beni neden kendi sunucumdan banladınız? Gerçekten öyle mi yazıyor? Evet oğlum. Öyle abi. Sağ olun. Bruce Wayne kendi mekanından kovuluyor. Sunucuya giriyorum şu an bir dakika. Ah tamam banım açıldı. Teşekkür ederim arkadaşlar. Teşekkür ederim. Oha biri merhaba yazmış lan. Nasıl ya? Bim neden nasıl burada olduğumu nereden biliyor lan? Yaban yediğini sorgulamıyorum da merhaba yazmadım. Hayır MRB yazmış. Olduğum yere yere yazmış ama. Garip bir şekilde. İlginç. Neyse hadi bakalım. Ev oylaması mı? Doğukan. Ha? Afiyet olsun. Afiyet mi olsun? Nasıl diyeceğim? Söyledim. Ha söyledi mi? Okey. Oley ya. Aradım söyledim söylüyorsun. Analan ces halkı. Analan ces. Afiyet bal şeker. Hadi bakalım burası neresi abi? İngiltere prez... Tamam. İngiltrakya. İngiltrakya değil mi bu? İngiltrakya. İngiltrakya'ya bakıyoruz abi. Burada güzel bir mutfağımız var. Ulan herkes de giriyor göremiyorum şeyi. Do not enter address personal only. Tamam İngilizce yazmışlar. Havalı da olmuşlar. Buraya baktığında çocukların oynadığı zıplamalı toplu mekan burası. Of o mekanlar yok mu ya? Güzel oluyor. Tuvalet sert sıçmak yasak. Tıkanıyor. Sert sıçma tamam mı? Sert sıçma. O zaman buradan devam ediyorum. İngiltrakya be. Burada önceden McDonald's yok muydu? McDonald's'a ne oldu? O McDonald's... Abi McDonald's'ı kapattılar mı? O McDonald's çok iyiydi. Evet onu ben de hatırlıyorum. O biraz sanki... McDonald's çok sağlam. O hala McDonald's'mış. O hala McDonald's'tan ama İngiltrakya almış. İngilizler McDonald's'ı satın almış direkt. Vay 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 vay. Peki burası ne abi? Ha? Ha? Bu adam neyin kafasında? Çok ilginç ya. Ben de girdim. Hop. Lan bu arada sunucu başlangıç kısmında daha iyiydi. İnsanlar yok etmiş buraları. Bu hop güzelmiş yani. Lan bu ev. Bu hoş bir ev. Baksana. Ama bu ponçik. Bu güzel. Bu tatlı. Çok güzel olmuş bu. 10 üzerinden 10. Amogus. Onun dışında arkanda bu pembe evler. Bu pembe evler kötü bu bir tık. Ama bu işte
Sinyal kuleleri çok güzel. Çok iyi olmuş bunlar. Hoşuma gitti. Bu da çok güzel abi. O ne? Birisi God Bridge yapmış galiba burada. Ne yapıyorsunuz oğlum siz burada? Ama yetkim de yok. Ignore claims. Bana ne be. Kırarım ben bunları. Şöyle geçeyim. Adam bloklarla beraber biraz şu an ekonomik krize sürüklüyorum galiba. Bütün bu elmasları kırarak ama çok da umurumdaydı. Hayır, ekonomi gayet iyi. Güzel bu arada ev, bina güzel. Hoş yapmış lan, bayağı iyi yapmış. Bu ne, kütüphane mi? Bayağı iyi gözüküyor. Güzel lan. Gerçekten güzel yapmış. Ferah en azından. Baksana, ders çalışmalık alanlar şehre bakıyor direkt. Şehre dönük. Havalı. Oh, burada direkt zaten Rusya'da 31 falan. Güzel. Güzel bir yer burası. Burası gerçekten yaşanabilir bir alan. Rusya'nın standart bir apartmanı. Camlar kırık. Burada evet. Burada ot yetiştiriyorlar. Falan. Onun dışında buralar boş. Galiba sadece ot yetiştirmek için mi kullanıyorlar burayı? Burası çok güvenli bir yer değil. Burası güvenli bir yer değil. Burada da ellerini ısıtıyorlar falan. Evsizler falan. Burası evsiz mekanı. Bile mi? İyi mekan lan bu arada. Gayet iyi mekan. Evet evet, güzel duruyor. Peki. Kalitene. Peki peki. Mesela bak, bunlar yeni. Daha sonra ben en son girdikten sonra yapılmış bunlar. Ha. Bu kaleyi biliyorum. Bu kalenin içi ne kadar geliştirildi bilmiyorum. Yani bu kale bayağıdır var çünkü. Bu kale aynı. Şu kısımlar biraz değişikti. Bak, buraları güzel yapmışlar. Ha, buralar bu kadar gelişik değildi. Liman falan filan da bu kadar gelişik değildi. Köprüler falan çok iyi yapmışlar. Bayağı iyi yapmışlar. Bu 10 üzerinden 10'luk bir yer. Şunlar biraz yani eh kalmış ama özellikle buraya kimi claim'iyse bayağı kötü duruyor. Warp Japonya mı? Warp Japonya var mı? Japonya. Aa, Fruvis tarafından yapılmıştır. Bursa Enderes tarafından claimlendi. Japonya'ya hoş geldiniz. Aha, burada güzel bir yer var. Nether Portal vesaire. Japonya! Çok güzel. Tatlı lan. İyi yapılmış. Seni vatan haini, neden Türkiye'yi yapmadın? Bu güzel. Bu tapınak güzel olmuş. Bayağı hoş olmuş. Onun dışında bunlar da çok güzel olmuş. Yapan yapıyor be. Yapan yapıyor. Oba abi. Oh, uyku dalgası geldi birden. Bu ne peki? Herobrine çağırma ritüelleri falan yapılıyor galiba burada. Aha! Aha! Mandalorian Yoda. Oo, Baby Yoda var. Oo, çok baksana. Güzel. Çok güzel değil mi? Bayağı iyi. Ama sıkıntı şu. Niye Baby Yoda ile Mandalorian aynı boyda? Yok abi, bu 100 yıl sonrası. Ya da gerçekten Yoda büyüse de zaten şey olmuyor ki. Evet. Mando abimiz ama yaşlanmış. Çökmüş. Çok güzel. Evet. İyi yapmış ya. Yaşlanmış, yavaş yavaş kamburu çıkmış o yüzden. Yoksa Yoda yetişemez ya. Değil mi? Burada da arabalar yapmışlar. Güzel. Demir cevheri falan filan. Sas. Diskayla sas. Peki burası dekor yok ama ya. Güzeldi, biraz dekoratif bir şeyler yapılabilirdi. Buraya da bu güzel olmuş bu. Güzel. Bayağı güzel. Baksana. Yani sadece şu sistemi yapması bir de çok havalı duruyor. 10 üzerinden 10 bu da. Bu evi zaten gördük, tapınağın içine evet. Girmedik. Aman. Ne var burada? Aha, katana. Katana motoru ama bu çok güzelmiş. Of. Havalı lan, güzel yapmış. Evet. O zaman Furiz yapmış ya. 10 üzerinden 1 veriyorum bu arada. Kıskançlık tamamen. Çık hadi çık. 10 üzerinden 1. Kıskandım Furiz. Bayağı kötü olmuş bu.
Peki nereye gideceğim? Adalantis, Adalanges Foto. Adalanges Foto mu? Ha, Analanges burası, okey. Başka neresi var? Nereye gidebilirim? Valley of Weeds. Valley of Weeds, biliyorum Valley of Weeds ya. Başka... Yarış pisti. Aha. Burası neresi lan? Bilbay, Muhammed, Ali Sarı, tamam. Peki. Oo, ben sen girince ben gidemez hale geldim. Niye öyle oldu? Oha, tamam. Arabalar. Oha lan. Oha, oh. Çok güzel yapmış. Belbetov, hoş geldin aramıza bu arada. Teşekkür ederim. Bu ne? Çocukken böyle şeyler olurdu ya. Trenlerin gibi. Arabalar olurdu. Kaçao! Kaçao! Güzel yapmış, çok güzel yapmış. Burada ne var? Formula 1 arabası var. Arabaları ben çok izlemedim bu arada. Seni biliyorum sadece, tatlış araba. Bir de Kaçao adamı biliyorum. Bir de bunları, pit stopçuları biliyorum yani. Şunları aynen biliyorum. O kadar, onlar biraz tatlı. Güzel yapmış bu arada. Bu da 10 üzerinden 10. 10 üzerinden 10'luk yerlere geliyoruz galiba bu şekilde. Hoşuma kaçtı benim. Tatlı. Taratatarara. Tamam arkadaşlar, sakin olun, sakin olun. Peki başka nereye gidebiliriz? Krallık var. Ha, burayı biliyorum ya. Önceden de gezmiştik. Burası 10 üzeri 10, küçücük bir yer ama ya. Burası o kadar böyle geniş yapılmış bir yer değil. Belediye Atlantis, çok bir şey yok. Başka gidebileceğim böyle çek beni dediğiniz bir yer var mı acaba? Ruto'nun yanına gideyim. TP Ruto. Ruto neredeymiş? Ruto ne yapıyorsun abi? Burada heykeller falan var. Ruto'nun evi neresiydi? Burası mıydı? Oğlum Ruto, sen de bayağı hafif bir yerde yaşıyormuşsun. Bu ne böyle? Balkabağı da mı burada? Bu arada balkabağı seninse çok güzel olmuş. O da güzel. Onun arkasında köylü heykeli falan da güzel. Köylü şey heykeli onun değil ya. Ha, öyle mi? Bilmiyorum. O çok çok eski. O bayağı eski. O sunucunun ilk açıldığında falan yapılan bir şey. Onun değil. Ama balkabağı çok iyi olmuş. Balkabağı 10 üzerinde 10 yani. TP kime ışınlanabilirim? Şöyle gidiyorum. Gamer Tulumba'ya gidelim bakalım. Gamer Tulumba. Abi böyle ev yapılır mı ya? Bokum gibi ev olmuş bak. Şöyle yapacaksın. Sana güzel bir şey göstereyim hemen. Evet. Yani herkesin böyle bir ev yapma hayali vardır ya. Şöyle bir ev yap. Ben de yardıma geliyorum. Şöyle mis gibi, aynen. Gamer Tulumba yaşadın ha. Bunları bir de parayla sat. Bazı şerefsizler satıyormuş. Sen de onlardan birini şey yap. Onun bunun şusu ol. Gel bakalım. Bunları sat. Ekonominin ağzına sıç. Hadi bakalım. Şaka şaka Gamer Tulumba. Bunları şey yapacağımızı mı sandın? Böyle kurtulabileceğini mi sandın hızlı bir şekilde? Toplatıyordu mu? Gamer Tulumba, elveda. Görüşürüz. Şaka şaka. Sunucuda öyle bir şey yok. Sunucuda öyle bir şey. Burada ev falan yanmış ama ya. Bu evleri yağmalamışlar. Claim'e gitmiş bazı kişilerin galiba. Burada güzel bir ev varmış da bazı hazımsız insanlar çatır çatır kırmış. Mesela bu kule Battle Tower tarzı. Bu güzel olmuş lan bu arada. Baksana. Hoş bir kule. Ama buraya daha detaylı bir şey lazım. Bak. Şöyleyken güzeldi. Başınca çok basit kaldı şimdi. Evet, aşağıdan daha güzel gözüküyor. Ha, birden ama bütün tadı kaçtı. Evet. Hatta içerisi de berbat duruyor şu an. Neymiş bu? Ne olmuş kardeşim, bayılmışım. Bu mezarda zombi vardı ama sunucuyu barışıl modu aldıkları için yok olmuş. Aga be. Aga be. Burada mı vardı? Artık burada biz varız abi. Oğlum, çok da önemli bir şey değil. Zombi bulalım sana koyalım yani. Ben ne olsun? Aha! Biri benim heykelimi yapmış oğlum. Kimin bura?
Çok tatlı olmuş bu arada. Elytra falan heykeli de bunlar da güzel ya. Hop cami say. Hadi bakalım. Güzel ya bu arada, yapabildiği malzemelerle iyi yapmış. 10 üzerinden 1. Çünkü bu adamı sevmiyorum. İçerik çalıyor. Bok gibi adam. Bana. Onun dışında böyle farklı görmediğimiz bir yer neresi var ki acaba diye düşünüyorum ama. Abi benim böyle... uzun zamandır olan bir yerim var da öyle iyi bir buyuk değil yani. Vallahi muz buldum abi. Aha aqua park yapmış lan biri. İstediğin her yerden kayabiliyorsun. Fıyyyy buradan kayıyorsun. Güzel. Burada da mekan tatlı. İşlevsel değil sadece. Onun dışında bu ne? Çok basit bir geyikimsi mitolojik bir şey gibi duruyor. Bu da güzel. Bu da tatlı. Tatlış. Yanacıklarını sıkalım biraz. Böyle yanacıklarını sıkalım. O da utansın. Ve böyle pembiş pembiş olsun yanacıkları. Nasıl fikir ama? Oldu. Peki bu ne? İnek mi? Bu mal bir harika adamım. Kendinden geçmiş oğlum bu. Bu mallar bizim. Ne içirdiniz ne yedirdiniz hayvana. Kendinden geçmiş. Onun dışında burası fakir mahalle. Burada bütün evlerinde kadar boktan olduğunu görebilirsiniz. Gerçekten çok kötü evler var burada. Özellikle claim'i gidenleri falan yağmalamışlar. Anarşi sonucusuna dönmüş zaten. Vay anasını. Bu kılıç güzel. Burada pigdin mi bu? Aa bu fena değil. Bu güzel. Bu güzel. Yani şu ana kadar 10 üzerinden 10'luklara bakıyoruz genellikle böyle yakınlara. Özgürlük anıtı da güzel. Ama böyle gerçekten vay anasını diyeceğimiz bir yapı yok mu? Mesela bak bu tahtanın ev çok basit ve sade olmuş. Bu çok hoş olmuş baksana. Evet. Vay bu 10 üzerinden 10'luk sadelik yani. Bu kadar sade yapılabilir. 3 odun kullanmış. 3 odunda da... Mwah, ha? İçerisinin dekoru nasıl acaba onu çok merak ettim. Dıştan çok tatlı duruyor çünkü. İçerisinin dekoru... Bir dakika aa, kapı. Gel çok güzel. Çok güzel. Kapı nerede bu arada? Burasıymış. Alt katta. Aha. Gel sağa gel. Aha. Kimler falan oturuyor masada. Güzel lan. Güzel yapmış. Baya tatlış olmuş. Otur abi. Hadi aa, bakalım. Evet. Ah o kadar fazla uzun zamandır oturuyorum ki götüm acımış. Oha lan. Aa götüm acımaya devam ediyor şu an. Kuyruk sokunma oturmuşum direkt. Evet ne toplantıları konuşuyoruz şimdi? Güzel yapmış masayı. Abi GTA toplantısı. Bu arada gerçekten 10 üzerinden 10. Hak etmiş. Evet evet. Aşağı kat da var. Aşağı kat yenmiş mi galiba? Ne oluyor oğlum? Bir yere gidiyoruz ama. Yener. Buraları birileri yemiş bu arada. Ya da adam yanmamış. Güzel ya böyle ya. Yarım yamalak olmuş. Yani üst burası biraz bozmuş ama. En üst kat. En üst kat zeminleri tahta kuruları yemiş kanka ya. Girişi çok güzel de tahta kuruları sıkıntı. Sonra buradan ufak bir yer var. Abi sindirelle yaşıyor. Anime kızlarının yaşadığı yer burası. O kadar boş. Peki bu direkt hızlı geçiş mi? Galiba. Aa, peki. Jinx. Jinx be, kastı Jinx. Burada tavuklara eziyet çektiriliyor. Tavuklara eziyet çektirildi ya ben. Bitti abi. 1. 10 üzerinden 1. Şaka. Peki kime gidebilirim başka? Doruk'a gidelim abi. Doruk 12. Ne yapıyorsun Doruk 12'ciğim? Çok güzel ev yapmışsın Doruk. Bayağı bayıldım. Bu şaheser olmuş bu arada Doruk. Bu senin evin. Bu mu? Şey var ya Max Payne'de kapı var geçemem kapı gitti diye. Kapı ama yanı parçalanmış falan böyle full. Evet. O tam. Ah.
Arkadaşlar Dune ile BSC'yi direkt kanalda banlar mısınız? Teşekkür ederim Suyucuyum. Ban ban çeki ban ban. Banla direkt ya. Onun için Tweety. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Dr. Dugong 9. ayında ama Twitch'te yanlış yerlerde. Merhaba, selam. Abi kıramıyorum. Abi, aa kırdım lan. Biz. Aa kırdım lan yanlışlıkla. Ay içinde eşya yokmuş zaten. Zaten kıracaktım da sonrasını yanlışlıkla kırdım. Yatak birleştirmesi güzel. Bu tatlı basit bir ev. 10 üzerinden 6 falan verilebilir. Onun dışında bu ev... Yok et abi bu evi. Ateşle yak. Ateşle yak. Bu ev... Renk seçimi kötü. Burası yine... Fakirler kısmına geldik galiba. Büyük ihtimalle. Aa bu ne? Nusret mi lan bu? Yok. Jinx de günaydın yapmış. Ben bunu bir yerden attım. Steakhouse abi işte. Evet. Eray Yılmaz hoş geldin. Teşekkür ederim. Yok abi burası işte Steakhouse lan. Burada işte et falan yiyorsun güzel. Tatlı olmuş beğendim. Adal adamdır. Ulan menü falan var sandım. Adal adamdır yazıyor. Güzel olmuş ama. Aa bu ev güzel. Bu ev güzel gibi duruyor. Sadece çevre mahallesi biraz kötü. Bağış yeri. Ulan zenginsin hala bağış mı alıyorsun? Yayıncı olmuş bu adam. Kılıç güzel. Sadece sapı falan biraz yanlış yerden mi? Bir de altın elmalar. God apple. Sulu elma. Parlıyor adeta. Oha lan. Sulu elma parlıyor. Tamam güzel. Aşağı katına inelim bir de. Hadi bakalım. Hem alt katlara ulan kaç kat yaptım manyak adam. Güzel bir depolama alanı bu arada düzenli. Burada da karette karette la tiplere bak. Yüzün abi. Burası yine aynı oda ama başka bir yere gidebiliyor muyum buradan? Gidemiyorum sanırım. Ama depolama alanı olarak güzel yanmış. Sadece bu atı buraya nasıl soktu? Balkondaki at gibi. Neden orada falan? Bu güzel bir şey ya. Bazılarına nasıl arabası? Adamla basınca... Evet. Bu heykel basit ve güzel olmuş bu arada. Güzel yapmış. Memo uçlarını falan da yapmış. Hı-hı. Güzel. Bu heykel de basit güzel. Hı-hı. Aha. Bu çok güzel lan. Ardakay'ın şey değil mi bu? Ardakay'ın da vardı bir şeyler ya. Ardakay'ın neredeydi ama o bize söylemişti. Ben yerini hatırlamıyorum. Onun malikanesi vardı. Dedi buradan girince buraya, sağdan girince buraya, oradan direkt ulaşıyorsun demişti. Bilmiyorum ama nerede şu an. Ah be. Ah be sunucuda bu arada çok gezilecek ev vardı. Bunların ilk koordinatlarını almam lazım. Ondan sonra bakmam lazım. Daha mantıklı olur. O zaman bugünlük de bu kadar olsun yayın yani. Kaç saattir yapıyoruz? 2,5 saattir yapıyoruz. Normalde kısa bir yayın bizim için. Ama bir YouTube yayını için uzun oldu. Olur böyle şeyler. Olduğu kadarıyla yayın bayağıdır yapmıyorum. Alışık değilim anladınız mı yani? Bu kadar uzun zamandır yayın yapmıyorum. Yayın yapmak o kadar garip geliyor ki. Apayrı bir şey. Ethem Mavuş hoş geldin teşekkür ederim. İsmet Yıldırım hoş geldin teşekkür ederim. Burayı bu arada anarşi sunucusunun sunucusuna çevireceğiz. Katılabilirsiniz. Elmas üyeler katılabiliyordu. Twitch aboneleri katılabiliyordu vesaire. Hala hani önceden Twitch abonesiyseniz katıldıysanız gelebileceksiniz. Anarşi sunucusuna çevireceğiz. İstediğiniz her yeri yakıp yıkabileceksiniz. Çok güzel olacak. Bunu da cuma günü yapacağız ya da cuma günü başka bir yerde olabilirim. Cumartesi olabilir gibi. Öyle bir şeyler söyleyeyim dedim. O zaman bugünlük de bu yayında bu kadardı. Yarın bir yayında açmaya çalışacağım. Arayı böyle çok uzun tutmayalım diye. Sık sık yayın açmaya çalışacağım. Umarım hoşunuza gider bu şekilde. Yani birazcık daha düzenli bir şeyler yapmaya çalışacağım. Burası da güzel olmuş bu arada. Burası daş. Neyse. İlk önce bu koordinatları böyle bula bula birileri bana atar. Bu koordinattaki ev güzel, bu evi gez falan filan diye. Yarın daha iyi evler gezeriz bu şekilde. O zaman öpüldüğünüz chat. Kendinize çok çok iyi bakıyorsunuz. Hoşça kalıyorsunuz. Ben de buradan yayını kapatıyorum. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Görüşürüz yarın.